İyi akşamlar sevgili seyirciler. Kanal B kanallarına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bugün de yaklaşık 2 saat boyunca Spor Aktif'te sizlerle birlikte olacağız. Öncelikle dün 10 Kasım'dı. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bedenen aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünde kendisini rahmetle, minnetle, özlemle andık. Bugün de Spor Aktif'i atamızı anarak başlıyoruz. Evet, Antalya Spor'da yüzler bir türlü gülmüyor maalesef. Fenerbahçe maçından sonra ne olduysa, Fenerbahçe maçında galibiyetle ayrılmıştı Antalya Spor. Sonrasında ne olduysa Antalya Spor'da devamlı geriye giden haftalar ve puansız maçlardan sonra Çaykur Rizespor maçından da Antalya Spor puansız eli boş döndü. Tabii Rize maçını konuşacağız. Diğer taraftan Antalya Spor'da bazı gelişmeler var, onları konuşacağız. Muhakkak sizlerin de merak ettiği sorular vardır o konuyla ilgili. Bülent Hoca olsun, yönetimin yapacağı yaptırımlar olsun. Bunların hepsini bugün programımız içerisinde konuşacağız. Diğer taraftan Erdal abi dün Selanik'teydi. O yüzden bugün aramızda değil, izin istedi bizden. Kendisine izin verdik. Ama bugün gazeteci, meslektaşım, büyüğüm Ejder Benteşen bizlerle birlikte. Ejder abi hoş geldin. Teşekkür ederim İhsan'cığım nazik davetiniz için. Kırmadın bizi, sağ ol. Benim için de büyük bir şeref sizlerle beraber olup bu programa katkı sunmak. Ben de teşekkür ediyorum size. Eyvallah, İlham hocama, sağ size. İlham hocam siz de hoş geldiniz. Sağ ol kardeşim. Evet, maçla başlayalım isterseniz. Öyle değil mi? Yani Rize Spor maçı. Antalya Spor baktığımızda Fenerbahçe maçından sonra söyledim ya, Gençler Birliği maçı ne olduğunu kimse anlamadı. Sivas maçı yine bireysel hatalardan yenilen goller. İkinci yarı iyi oynayan Antalya Spor ama puansız evine dönen bir takım. Sonrasında Beşiktaş maçı ilk yarı yine kötü bir takım. İkinci yarı iyi bir takım ama skoru değiştiremeyen bir takım. Sonrasında da Rize maçı. İşin özeti aslında yine aynı senaryo diyebilirim ben kendi adıma. Evet. Yine geriye düşen bir Antalya Spor. İkinci yarı çok daha iyi oynayan bir Antalya Spor. Kazanmak için hani ne gerekiyorsa yapan, ilk kez bu sezon bu kadar çok pozisyon bulduğu, ilk kez bu kadar çok şut çektiği, hücum yaptığı bir maçtan ama 19 yaşındaki rakip takımın kalecisini aşamayan bir Antalya Spor yine puansız evine döndü. Neticede futbol tabela oyunuysa, evet, hani iyi oynayana puan vermiyorlar, futbol tabela oyunuysa o tabelaya 4 haftadır Antalya Spor öyle ya da böyle mağlubiyeti yazdırıyor. İhsan'cığım yazdırmadığı gibi ligde dikkat ederseniz istatistikler de zaten bunu gösteriyor. En fazla gol yiyen takımız. Evet. Defans bloğumuzun inanılmaz derecede yaptığı bireysel hatalar. Bunu haklı olarak kulüp ödüyor, bizler ödüyoruz. Tek merak ettiğim şey Bülent Hoca ki ben bundan bir önceki maçta basın toplantısında da kendisine arz ettim, sordum. Bir Bahadır artık çok şans vermediniz mi gibi. Yanındaki abileri de diyor aynı hatayı yapıyor. Böyle kazanacağız diyor. Altyapıdan gelen sporcumuzu bu şekilde kazanacağız. Orta saha kez öyle bir Hakan Özmert bir oynuyor bir oynamıyor. İnişli çıkışlı sergilediği grafik. Forvet uyumsuzluğu yani bana kalırsa bir de bölgeler arası bir uyuşmazlık söz konusu. Yani daha ilk 11'in tam belirleyemeyen bir teknik direktörü var. Bence öyle. Kenarda. Şimdi kafanda belirlenmiş bir sabit 11 var mı İhsan'cığım? Sen yok. De yıllardır bu işin içindesin. Yok. İlhami Hocam siz sayamıyoruz abi yani. Bu iş bu kadar basit. İki güzel golcümüzü verdik işte. Mevlüt'tür, Dukara'dır. Onlar gitti. Yerine alınan iki yapılan takviye hala uyum sorunu yaşıyor. İstatistiklere bakın. En fazla gol atan futbolcumuz Serdar Özkan. Futbolu bırakma noktasına gelmiş kişiden şimdi, biz medet umuyoruz arkadaşlar. Ben maçtan sonra bugüne kadar kimle konuştuysam herkes şunu söyledi. Biz Rize maçından galibiyetle ayrılırdık. Kötü de oynamadık. Ama sahada Blanco değildi. Misal yani aynı bölge oyuncusu olduğu için söylüyorum. Dukara ya da Mevlüt olsa o maçı biz 5-1 kazanırdık şeklinde. Ben de aynı düşüncedeyim. İlham Hocam siz katılıyor musunuz bu düşünceye? Ya ben şimdi tabii ki hep
ağzımıza doladık, bireysel hatalardan maç kaybediyoruz. Bu hafta da bireysel başarıdan maç kaybettik. Kaleci, rakip kaleci. Yani. Ama yani neticede bunun sorumlusu ben değilim. Bir şeye daha kafam çok takılıyor. Medyada okuyorum, sosyal medyada okuyorum. Biraz önce sen de söyledin, bu hafta çok iyi oynadık ikinci devre. Abi oyna artık ya, rakip 10 kişi. Yani 11-11 oynamıyorsun. Ona 11 oynuyorsun ve 1-0 cebine koymuş bir rakip. Onu koruma amacıyla taktiksel anlamda eksik oyuncuyu forvette eksiltiyor. Ya yapmış olduğu oyuncu değişikliğiyle defansta eksiltmiyor. Yani eğer rakip 1-0 mağlup olsaydı defansta adam eksiltip riske alıp orta saha ve forvetle senin üstüne gelecekti. Dolayısıyla yani rakip zaten senin gelmene izin verdi. Peki biz ne yapıyoruz? Yani yanıltmasın diyorsunuz. Kesinlikle yani iyi oyun sözünü yaparken şunu unutmayın yani rakip takım ikinci devrenin başında 10 kişiyle mücadele etme durumunda kaldı. Ve Antalya Spor'da 1-0 mağlup olduğu için oyunu riske etmek durumundaydı. Ya yani ben Bülent Hoca'nın oyuncu değişikliklerinde 2 haftadan beri hata yaptığını kabul etmiyorum. 2 haftadan beri doğru oyuncu değişiklikleri yapılıyor. Ama şuna çözümü ben bulmayacağım. Tabii ki Bülent Hoca bulacak. Arkadaşlar, geçen hafta burada Beşiktaş maçında yediğimiz golü, Vida'nın attığı golü anlattık. Duran toptan korner atışı, yanılmıyorsam korner veya serbest vuruştu. Yani korner gibi serbest vuruştu. Aynen. Onun için korner böyle diyelim ona. Korner atışı gibi bir serbest vuruş şeyden, ölü toptan iki ayağı yerde bir de kafayla golü atıyor. Peki bu haftaya geliyoruz. Rize yine aynı şekilde ve ölü topta ön direğe değil, ön direğe bir orta yapılır. Sürpriz bir oyuncu çıkar. Topa vurur falan filan. Ama sen kademe hatası yapıyorsun. En arkadaki oyuncu, kale direğinin yanındaki oyuncu, rakip takımının sol beki geliyor. Elini kolunu sallayarak gol atıyor. Yani hocam istatistikler var. Ben tuttum, izlediğim için 33 şut çekmişiz. Bunların 8'i çerçevenin ya, içinden geliyor. Şut bu, girmedi mi? Bir de futbol şimdi, şansı var İlhan futbol hocam. Şansı ben bunu bunların hepsini kabul ediyorum yani. Evet. Her şeyi bak bir şey söyledik. Futbol şansı var. Girmedi mi? Girmiyor. Futbol şanssızlığı var. Bireysel hata yapıyoruz, gol yiyoruz. Tamam da arkadaş, patır kütür aşağıya kadar geldik. Evet. Bundan 4 hafta önce, 3 hafta önce dedik ki ya 11 puanımız var. Korkulacak bir şey yok. Bir galibiyet olsak Avrupa soluklandı hesaplarını yani yaparız dedik. Arkadan 3 maç yaptık. Mağlubiyetle kapattık. Herkes kupa maçını atlıyor. Kupa maçında da Türkiye'de adı konuşulmayan 18 Altın Ordu'nun U18 takımını penaltılarla, son penaltı vuruşuyla zorla geçmiş ve tel tel dökülmüş bir takım var. Arkasından Rize maçındaki kayıplar. Yani buradaki ya benim derdim o gitmiş takımın başında Ali Şafak Öztürk başkanlığı bırakmış. Bülent Hoca hocalığı bırakmış. Veya işte X gelmiş başkan olmuş. Şanslar Y'ye gelmiş yani hoca olmuş. Bu beni ilgilendirmiyor. Beni Antalya Spor'un geleceği ilgilendiriyor. Ve mutlak surette bir takım, radikal bir takım şeylerin yapılması gerekiyor. Bu radikal, ben sosyal medyada da dün yazdım. Geçen hafta biz buraya başkanı davet ettik. Davet ettiğimiz zaman dedi ki başkan, benim tarzım her maçtan sonra konuşan başkan olmak değil dedi. Ben dururum, yumruğu vurduğum zaman sonuç almam lazım. Ama artık yumruğu vurup sonuç alma günlerinin yaklaştığını yazdım. Sevgili Emre de bana demiş ki hocam burada şey mecaz mı yapıyorsun? Yani hoca başkan mı, hoca gitsin anlamında mı? Evet. Hayır, böyle bir mesajım yok. Ama mutlak surette başkanın artık bu noktada söyleyeceği, yönetimin daha doğrusu başkan derken ekibinin söyleyeceği bir söz ve yapılacak bir yumruk var. Bu yumruk ama futbolcu oyuncu kadrosunadır. Ama para cezasıdır. Ama kadro dışıdır. Ama hoca değişimidir, ama yönetim değişimidir, bunu bilemem. Bunu bilecek olsam burada oturmam, gider yöneticilik yaparım. Yani kritik dokunuşun yapılması ama artık, lazım. Ama artık şu anda bu dokunuşun yapılması gerekiyor. Arkadaşlar bakın, içeride 3 maçımız var. Antep, Başakşehir'e gidiyoruz, zor bir deplasman. Trabzon'la oynuyoruz, zor bir maç içeride. Evet. Arkasından Alanya gibi Türkiye'nin
en iyi futbol oynayan bir ekibine gidiyoruz. Sonra içeride Ankara Gücü gibi ateş altında bir takımla oynuyoruz. Sonra da her geçen gün form düzeyini yükseltmeye başlayan bir başka İstanbul takımıyla İstanbul'da oynuyoruz. Yani 6 maçımız kaldı ve benim futbol tecrübem şunu söylüyor. İlk devre 20 puanı cebine koyamazsan, 20 puanı cebine koyamazsan devre arasında senin kadroya ilave oyuncu alma zorunluluğu ortaya çıkar. Çünkü ikinci devre her şeye gebe. Artık futbolun çok daha farklı hocam, yönleriyle oynandığı bir dönem haline gelecek. Hocam bahsettiğiniz rakama ulaşamasak bile zaten ara transfer döneminde takviye şart. Yani onu bilemem. Yani bench, niye 20 21 22 işler acısı hocam. Hayır 20 21 22'leri bulan bir takım olsa bu takım kendi içerisinde bir takım revizyonlarla belki bir oyuncu transferiyle bu işi çözebilir ama Antalyaspor eğer 16-17 puanlarda devreyi tamamlarsa ki Allah korusun çok daha ciddi bir ligde tutunabilmek için transfer yapmak zorunda. Şimdi kadroya gelelim. Arkadaş biz geçen sene niye başarılıydık? Benim her zaman bir dediğim olay vardı. Bunu daha önce de televizyonda da konuştuk. Ben bir önce bir orta çizgiyi çizerim. Buna kaleciyi koyarım. Stoperi koyarım. On numara mevkisinde oynayan oyuncuyu koyarım. Gol atacak forveti yani. Koyarım. Takımın iskeleti de önce budur. Bunun yanlarını süpürürüm. Şimdi gelelim. Takımın en gerisindeki kaleci iki maç kötü oynadı. Geçen sene bu kent takımı kurtaran günah keçisi ilan ettik. 8-50 oynuyordu sizin. Oynuyordu. Ama Eskişehir'de de öyleydi kalecimiz hocam. Ya inişli çıkışlı grafiği hep olabilir. Yapıyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. O kadroyu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Yok. Peki en büyük hatası neydi? Kaleci kendisi ayağına gelen topu iki pozisyonda rakibe vermesiydi. Doğru mu? Evet. İki haftadan beri Ferhat da buna benzer hataları yapıyor. Bu maçta da yaptı. Yani neticede yok. Evet. Bu hafta günah keçisi ilan ettik. İkinci günah keçisini bulduk. Ortadaki bu hafta geçen yılın en başarılı Diego'yu, Rize maçında evet. Diego'yu kulübeye aldık. Ki en fazla ihtiyacımız olduğu haftaydı. Biraz sonra onu da irdeleriz. Onu konuşalım. Evet. Konuşalım. Ondan sonra çok başarılı bir Hakan vardı. Hı hı. Sezon başında halının altına süpürülen bir sürü olaylar, bir sürü konuşmalar yapıldı. Aynen. Kulübeye çekildi, taktik dendi, varyasyon dendi. Tamam da kardeşim taktiksel denemeyi yapan ben değilim ki. Yani onunla başlamayıp taktiksel denemeyi yapan bir teknik kadro var. Teknik kadro yapmış olduğu hatadan döndü. Peki bunun ceremesini kim çekiyor? 11 puanlı Antalyaspor çekiyor. Şimdi bugün Hakan o mevkide bir varmış bir yokmuş oynuyor. Bu hafta da galiba sakat olduğu için yok. Her hafta anlattık. Forvet 40 gol atan. İki santraforum vardı. İki santraforum. Yani bizim iskelet kayboldu. Dönüyorsun şimdi yanlara bakıyorsun. Şu anki iskelet? Kay yok. Şu an iskelet, iskelet yok. Atıp şey şu an iskelet yok. He, ondan sonra, daha bir gol var. Evet şimdi bakıyorsun sağ bekte Nazım tamam. Sol bekte her hafta... Hamilton. Şey yok sol bekte. Eren. Celuska. Yerine göre şeyde Tarık oynuyor. Kupa maçında onu denedik. Çisokko'yu denedik. Ben Tarık'ı unuttum bile. Yani hocam ben evet, Tarık'ı saymıyorum onları zaten da, yani. Yani o tarafta büyük bir boşluk var. Takımda 3 tane sol bek varken çok enteresan şekilde içerideki maçlarda evet Eren'i kabul edebilirim. Gol için yüklenecektir sağdan soldan ama deplasmanda sana kule oyuncusu lazım. Onu anlamıyorsun. Orta saha darmadağın oldu. Forvet'te getirdik bir Dala dedik. Takıldık 50 milyon dolar bonservisiymiş yok abi, de. Nerede, o da yok. Bilmem neymiş de. Dala dediğin adam 1 metre 75 santim adam. Türkiye gibi fizikle oynanan bir şehir ülkede oynayamayacağını hep söylemedik mi İhsan aynen, burada? Evet. Ve Dala yok. Nerede? Sakat. Yok ortada yok. Ortada yok. Yani konuşuruz biraz sonra ama yani oyuncu kadrosunda ciddi anlamda bir takım sıkıntılar yaşıyoruz ama şunu söyleyelim. 2 haftadan beri, 3 haftadan beri Bülent Hoca'nın oyuncu değişikliğini ve zamanlamasını normal buluyorum. Ama kadro seçiminde Bülent Hoca'nın kafası çok karışık. Herhalde bu hocam, kadar defansla... Hocam ekibini nasıl buluyorsunuz? Bülent Hoca'nın ekibi. Mesela bir geldi arkadaşlar ama Kemer, İbrahim Dağışan,
futbolcuyken bençe çektiler. Yani biliyorum ben vallahi kriz çözücü tecrübeli deneyimli isimle sizden dinleyelim yani. İkiniz gazetecisiniz. O konuyu siz irdeleyin. Çünkü şimdi, ben yönetim kurulu dendiği zaman ben muhatap olarak yönetim kurulu başkanını bilirim. Evet. Teknik kadro dediği zaman teknik kadronun başındaki adam bilirim. Bülent sene önceki Antalya Spor'un yönetim kurulunu say desem 2 dönem önce kimse sayamaz. Ama 2 dönem önceki başkan unutulmaz. Tıpkı bugün çok başarılı olan Piontek'in yardımcıları kim diye sorsak kimse bilmez. Ama Piontek, çünkü ben liderlerle alınır. Tabii, ben evet. Bülent Hoca'yı bilirim. Evet, şimdi, sizi dinlemek isterim ama. İlham Hoca'nın söylediklerine ben katılıyorum. Şöyle, ben Bülent Hoca'nın açıkçası Antalya Spor'a çok kötü bir dönemde geldi. Çok önemli bir dönemde geldi. Çok büyük sıkıntıların, krizlerin olduğu bir dönemde geldi. Ağır, çok düşük maliyetle evet, geldi. Ağır şartlarda hepsi, geldi gerçekten. Amen. Evet, konuştuk onu. Takımı aldı ve bir noktaya kadar getirdi. Evet. Genç oyuncuları oynattı. Doğukan'ı çıkardı, Bahadır'ı çıkardı, Poli çıkarttı. Yani daha da aday çok İhsan'cığım, da biliyorsun yani. Seninle de bunlar da önemli. Görüşüyoruz. Hepsi önemli. Hı-hı. Ama benim gördüğüm son dönemde özellikle Gençler Birliği maçından itibaren gelinen süreçte futbolcular üzerindeki otoritesinin ben kaybolduğunu düşünüyorum Bülent Hoca'nın. Bu da bir teknik direktör için en büyük sıkıntı. Yani büyük bir şey, dezavantaj. Evet. Sosyal medyayı herkes kullanıyor. Bülent Hoca ne kadar ben kullanmıyorum dese de kullananlardan ona geliyordu. Tabii ki. Şimdi sosyal medyadaki yani tepkiler futbolcuları etkiler. Hata. Eksiklik tabii. Yani bu 21. yüzyılda Amerika'yı yöneten adam, Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten adam, Rusya'yı yöneten adam sosyal medyayı kullanıyorsa Bülent Hocam yani kimisi hoşlanmaz. Şaha ayak uydurmak zorunda. Kimisi hoşlanmaz. Belki kimisi toplumla ilgili işler yapıyorsun. Ben hocama katılıyorum şöyle. Toplumla ilgili işler yapıyorsun İhsan. Evet. Teknolojiyi kullanmıyorsa çarp onu ezip atıyor zaten İhsan'cığım. Şu sistem anlamda söylüyorum. Arka şimdi, planda tutuyor. Evet. Sosyal medyada kendisine bir tepki var. Tribünde kendisine tepki var. Bunlar muhakkak Bülent Hoca'nın kulağına geliyor. Bunlar muhakkak futbolcuların kulağına gidiyor. Yani futbolcu eğer ki ya zaten hoca 2-3 hafta sonra gider gözüyle bakmaya başladığı zaman zaten o hoca için bitmiştir, tehlikeli zaman ki başlamıştır. Çanlar çalmaya başlar. Tabii ki. Şimdi psikolojik olarak sanki o noktada gibiyiz biz. Yani o çanların çalmasının sebebi bu. Bu zaman görüntü, ne yapmak lazım? Aynen. Ya ciddi anlamda takım içerisinde kadro dışıların olması gerekiyor ki bunu Trabzonspor yapmıştı geçtiğimiz sezon. Ne gibi? Trabzonspor geçtiğimiz sezon Neşter Burak'la Onur'u kadro dışı evet bırakmıştı. Yani, hocayı tutmuştu. Onunla ilgili duyumların var. Sonrasında ciddi anlamda bir değişen Trabzonspor haline gelmişti. Yani olumsuzluklar bir tarafta olumluya dönmüştü Trabzonspor'da. Şimdi Antalya Spor için de bana göre bu neşterin vurulma zamanı geldi. Burada yönetimin şu anda size katılıyorum hamle yapması gerekiyor. Tam zamanı artık yani. Artık susma yaparsa, zaman değil. Değil. Yoksa aynen, çünkü aynen bu şekilde kalınırsa daha da aşağı gidecek. Bu işin yükselme şansı yok bu şekilde. Gerçekten sessiz kalarak döneme giriyoruz yani. Yani bu işi ya bırakalım su yolunu bulur demekle olmaz bu olmuyor iş. Aynen. Şu an bir karar verilmesi gerekiyor. Bülent Hoca ile devam edilecek mi? Edilecekse takım içerisinde huzursuzluk yaratan oyuncular varsa ki bunlar var diye geliyor bizlere kulağımıza da o zaman neşter vurulmak zorunda. Verilen değeri, kim olursa olsun, duyulan güvenin gösterilmesi lazım. Aynen. Katılıyorum insan. Ha yok. Bülent Hoca'nın takım üstündeki hakimiyeti kayboldu. Bülent Hoca kontrolü kaybetmeye başladıysa da o zaman teknik direktör değişikliği için şu an zamanıdır. Düğmeye basılmaz. Benim düşüncem tabii bu. Çünkü 15 günlük bir ara var. Bu arada gelen teknik direktöre de bir zaman tanımak gerekiyor. Söylediğiniz fikstür kolay bir fikstür değil. Çok zor. Bu evet. Bülent Hoca için de geçerli. Yani şu an Antalya Spor'un fikstürü. Gelecek olan hoca için de geçerli. Ya, o da onun için de geçerli Bülent Hoca. Antalya Spor kolay maçlarını atlattı bir defa. Bunu böyle bakalım. Kolay maçlar yakın geçti. Yakın rakiplerine bile puan verdi İhsan'cığım. Aynen. Yani ligin altında puan alamadı. Tabii. İhsan, deplasmanda oynayacağın takım şu anda Türkiye'nin en iyi futbolunu oynayan 3 takımı. Başakşehir, Alanya, hı-hı, Galatasaray. Evet. Türkiye standartlarına göre en iyi futbol oynayan 3 takımdan bir tanesi. İçeride takım Gaziantep. İçeride oynayacağın takım çok tehlikeli Gaziantep, Trabzon, Ankara Gücü. Ankara evet Gücü biraz önce medyaya bir şey düştü. Metin Diyedin de yolları ayırmış. Evet. Evet. Hoca değişikliği yapmış. Ben de okudum onu. Aynen. Antep ve Trabzon. Trabzon'un ne yaptığı hiç belli değil. Deplasmanda çok iyi oynuyor. Hızlı oyuncuları var. Ha bizim takım kötü mü? Bizim takım kötü değil. Ama
Bir şeyler iyi gitmiyor. Yani ben şunu yanılıyorsam beni düzelt. Ben futbolculuk kariyerimde, hakemlik kariyerimde, spor kamuoyunda kariyerimde bu kadar 11 haftada defansta rotasyon yapan bir başka takım görmedim. Yok. Evet. Ya bu kadar çok rotasyon yapılmaz ya bir defansta ya. Yani takım şu anda kamuoyuna sorsalar, yani özellikle Rize maçında inanıyorum ki Bahadır'a kadroyu alsan yap deselerdi, Bahadır en son kendisini yazardı oraya. Doğru, katılıyor. Ya Bahadır bence kötü futbolcu mu değil, Bahadır'ı kazanmak için biz zorunda haftalarca evet, burada dinledik ama ya sen ya al sol bekle şey Diego'yu oynat, Ceviska'yı al sol beke, Bahadır'ı veya Çiko'yu al oraya, biz kule beşli defans yap bunu, burada da konuş. Bir şey dene yani. Dene ya, yani sen en az yenilmemeyi düşün orada. Çünkü senin rakibin Rize. Hı hı. Rakibin senin. Evet. Ve Rize demoralize bir takım. Yani bugün eğer Rize bize yenilmiş olsaydı muhtemelen bugün bir hoca değişikliğine gidecekti. Dağılma sürecine girerdi o. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani sen ya böyle bir şey olabilir mi ya? Hayat verdin yani. Ya, yani şaka gibi yani. Sonra ben hala şunu çözemiyorum ya. Şu sol bek konusunun Antalya'da gündemde olmasını içime sindiremiyorum ya. Kadroda yönetici sor. Beğeniyor musun sen? Kimi? Ebenin. Ya Eren Antalya Spor'un futbolcusu değil. Mevcutların içinde iyi diyebilirsin diğerlerine göre. Ama vallahi ben anladım. Benim kafamdaki, çünkü fizik olarak çok zayıf. Yani her maçta çok önemli hataları yaşıyoruz. Hatalı pozisyonları yaşıyoruz o alanda. E bu hafta yine onun kanadından golü yedik. Evet. Yani ben... Senin yorumun ne? Valla ben transferlerde açık söyleyeyim yani hiç bugüne kadar hiç kimse başarılı bir transfer görmedim daha. Evet. Hiç kimse yani. Yani bir ufuk. Nazım'ı yani ben... Nazım da bu dönem değil ki. Ali Şafak Öztürk'ün ilk döneminde gelmiş. Ama banko oynama şansı yoktu geldiği zamanda. Yani drol gibi geldi Antalya'ya farkındaysan. Evet. Drol gibi geldi Antalya'ya. Hala hiç unutmuyorum yani. Onu da eski onda yönetmen da Hamza Hoca çok şans var. Verdi. Tabii, tamam o. Bülent de çok şans verdi ama yani Hamza Hoca ona gelişimine, çok ciddi katkılar tabii, vardı. Katkı koyan, yani, ilk oynatan Hamza Hoca. Hocam öyle. Ufuk diyorsunuz, o da Japon patentli. Ülke futbolunu bilmiyor. Kendi bunu imza günü anlattı. Ama iki haftadır Ufuk'la ilgili ya bu hafta ya iç çıkacak oyuncu Ufuk mu Allah'ını seversen? Evet. Yani? Gerçekten öyle yani. Valla biraz önce Ejder abi güzel bir şey söylemişti. İbrahim Dağşan ekibi Bülent Hoca'nın. Evet. Şimdi ben mesela merak ediyorum. Tamam İbrahim Dağşan sonradan geldi ama Bülent Hoca mı istedi acaba İbrahim Dağşan'ın teknik ekibini? Kemer Spor'da futbolcuydu ya. Hayır, o mu istedi acaba? Bülent Hoca mı istedi acaba? Bilemiyorum. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Ben kendi fikrimi söyleyeyim. Öyle değil yani. Bülent Hoca istemez, tahmin etmiyorum. Yani Bülent Hoca sabah kalktı da ya ben İbrahim Dağşan'a ihtiyacım var. Teknik kadroya bir çağırayım mı dedi acaba? Ama yani bu konuyu eleştirebilirsin ama ben de yönetim kurulunda olsam benim de eğer 4 tane 5 tane yardımcı antrenörü olan bir yerde bir tane iki tane kendi bu kentte yaşayan, bu kentte kalacağı kesin olan altyapıyla da ilgilenmeyi ileride düşündü bu oyuncuyu onun arasında monte etmek isterim. Bu da yönetimin en doğal hakkıdır. Hocam İbrahim Dağşan'a tamam gelene kadar 100 tane isim söylerim. Hayır, yani ben bravo. Sadece İbrahim Dağşan için söylemiyorum. Yani konu yönetimlerin bu konuda şey haklarının olması lazım. Hocam hak tamam. İnisiyatif koymadan olması lazım. Hatta her gelen takımın içerisinde hoca demeyesi lazım ki ben altyapıda Osman'ı veya işte Adnan Güley'i motif gibi işlerim. İçeride istiyorum. Yani anlatabiliyor muyum? Bunu demediğin zaman içeride ciddi sıkıntıları yaşıyorsun. Ben gidiyorum dediği zaman tası toprağı tarağı topladığı zaman tüm squat ekibinin hazırlıklarıyla beraber flash belleğe doldurup gidiyor giden. Hı hı. Hocam size müsaade edeceğiz. Konuştuk bunu. Bir isim verin İlhami abi. Abi dediğin, reklama gidelim tabii sonra ki, isim ver. Olur tabii mu? Ki reklam sonrası. İsmim ben tamam. De meraklandım çünkü tamam izleyicilerimiz de meraklansın tamam. O isim kimmiş. Kısa bir reklam arasındayız. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Evet, programımızın ikinci bölümündeyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İsim verecektin, aynen evet, abi. İhsancığım isim verecekti. İsimden konu açtık. Bir Cihat Güller vardı. Altyapıda yetişmiş, bütün kademelerde görev yapmış. Geçen sene yine, geçen sezon Bülent Hoca'nın kadrosunda kulüpte öyle pasifize bir şekilde duruyordu. Yine Sedat Hoca, U19'un sorumluluğunu verdi kendisine. Bugün o var, al onu yanına. Köprü ise Cihat Güller. Hocam bir de şu var, isimden konu açılmışken Adnan Güler Hoca'nın adı zikrediliyor. Cihat'a binip falan tamam saygı duyuyoruz da Antalya'da... Ben geleceğe yetiştirilme tabii, açısından yani, hocam. Ona baksana elinde Abdülkerim'in var, eski top oynamışlar. Abdülkerim, iyi ki açtın biliyorsun. Evet, Abdülkerim gibi bir adamı, Abdülkerim gibi iyi bir squat'ı gidip karşı takımı... Abdülkerim koç mu hocam? Tabii, deplasmanda izleyen. Deplasmanda izledikten sonra karşı takımın taktiksel durumunu hocaya çok iyi aktarabilen, geçmiş yıllarda bu görevi başarıyla yapmış olan bir arkadaş. Şu an görev yapıyor bırakıyor. Hocam. Bir şey görevi yok. Var var. Ne görevi var? Lara Spor'u çalıştırıyor. Yani ya bir şey söyleyeyim mi? Pardon, Kunduz Spor, özür dilerim. Bir şey söyleyeyim mi size? Valla çok güzel bir konu açtın. Meydan Spor. Benim içimdeki en büyük uhde bu. Ne biliyor musun? Antalya'dan, altyapıdan oyuncu yetişiyor. Çok iyi oyuncular yetişiyor. Ve şutu gibi bana göre dünyanın en önemli kalecilerinden bir tanesini yetiştirdi bu topraklar. Burak gibi Türkiye'nin en büyük golcülerinden bir tanesini yetiştirdi. Hakem yetiştiriyor ki işte... Koç gibi İlhami hoca diyorsunuz. İlhami hocam. Yani evet, hakem yetiştiriyor. En iyi hakemleri de yetiştiriyor. Çok iyi futbol adamları yetiştiriyor. Bir tek ne hikmetse bir teknik direktör yetiştiremiyor bu memleket. Nasıl yetiştiremiyor ben anlamış değilim bunu. Çünkü sebebi şu. Ya sen şans vermezsen olmaz. Ben onun için söylerim ya, biraz önce söylediğim sözü, eğer buraya bir teknik hoca gelecekse, 5 tane yardımcı olacaksa, ilk pazarlıkta şu konuşulması lazım yönetim tarafından. 2 tane hoca Antalya'dan olacak. Evet. İçinde olacak. Anlatabiliyor muyum? Antalya'dan olacak. Aynen, bu kesinlikle. Artık bunun yöntemi buradan geçiyor. Yani neticede bu arkadaşların da şey yetiştirilmesi, değerlendirilmesi lazım. İçinde atlasınız Ümit, hocam. Ümit Turmuş diye Antalya'da yani, çok değerli bir hocamız var. Ondan sonra yine Avrupa'da evet, Tayfun diye çok değerli bu arkadaşlardan Tayfun belki hoca var, Ümit hoca var. Belki Adnan hoca, Adnan hoca var. Söyledim biraz önce. Yani tek bunlardan direkt hoca olarak faydalanılmasa bile kulübün içerisinde bunlardan çok ciddi anlamda faydalanılabilir. Ama işte Adnan hocam scout ekibinde zaten abi. Adnan Güler scout ekibinde. Biliyorum. Abi şans vermezsen nereden bilip bileceksin? Ben en çok şey olduğum, sinir olduğum konu budur. Mesela takımın başında daha hoca gelmeden ya o yapamaz. Ya nereden biliyorsun? Evet. Şans ver bakalım yapıp yapamayacağını nereden biliyorsun sen? Belki daha iyi yapacak. Yapanın ne fazlası var? Ya ben size bir şey soracağım ya. Şu Gustavo Dalay'ı dedik ki göklere çıkardık. 50 milyonluk adam yaptık. Evet. Dedik ki arıyoruz. Ya işte ben Gustavo'nun bugün siz de görmüşsünüzdür. Sosyal medyadaki bir şeyi geziyor. Videosu. Son oynadığı videosu geziyor. Adam santrofordan daha ziyade santrofor arkasında pasör görevinde çok daha başarılı olmuş bir adam. Şimdi aklıma ne geldi biliyor musun? Şu Rize maçını izlerken ya Rize maçında Gustavo'nun yerine Diego olsaydı mutlaka bir izledim. Kafadan, kafayla vuruşuyla falan filan hava toplarında gol atma şansımız daha Diego fazla. Diego. Bizim Diego. Stoper Diego. Ya aklıma o geldi. Hocam Gustavo'ya da sordum. Daha uyum sorunu yaşıyormuş. Alışamamış. Uyum mu kaldı? Lig bitti ya. 11. hafta, 12. hafta kaldı. Gerçekten ligin son 4 maçı da zaten yok diye belli olur. Düşenler, çıkanlar. Hocam samimi söylüyorum. Uyum ya, sorunu yaşandığı söylendi. Bu hafta ben... Bir golü var zaten. O da içerideki Göztepe maçında gol attı. Önce İlk maçında gol atmıştı. Ondan sonra Hakan'a, Bofin'e, Celuska'ya, şimdi Diego'ya, Allah daha önce Doğukan'a bir ayar şeye verdik, Ufuk'a verdik. İnşallah bu ayarların sonu hayra ilamet getirir. Peki Bülent Hoca'nın Diego'yu bu hafta kesmesine ne diyorsunuz? Ya bu işin altında saha performansı diye bana kimse bir şey söylemesin. Ya bunu saha performansına, deplasmanda Diego'ya bana kimse bir şey anlatmasın, hikaye anlatmasın. Bunun altında başka bir şey, siz gazetecisiniz, siz biliyorsanız siz anlatın. Bunun altında başka bir neden olması lazım. Ya disiplinle ilgili problem olması lazım, bir şey olması lazım, ya sakatlık olması lazım. Çünkü ya en çok ihtiyaç duyduğun hafta, eğer bireysel hata diye arıyorsan Eren bireysel hatanın kralını yaptı. Geçen hafta Bahadır
bireysel hatanın kralını yaptı. Yani hataları da var tabii Diego'nun da. Yok demiyorum var ama bu hafta ihtiyacın olduğu kapanmak yani. Zorundasın rakibe karşı. Maçın kulelerden şeyi örmek zorundasın, defansı örmek zorundasın. Yani ben Diego'nun bu hafta oynamamasının çok mantıksal bir gerekçesini bulmuyorum. Yani Diego çok formsuzsa görelim bu hafta oynayacak mı oynamayacak mı? Sportif bir karar değil gibi yani. Ben bak sakat olabilir. Sarı kartla ilgili 3. 4. sarı kart hesabı olabilir. Bilmiyorum antrenmanda keyifsiz olabilir. Sebebini bilmiyorum ama bana bir hafta önceki Beşiktaş maçındaki formsuzluğu nedeniyle bu hafta rotasyon hikayesini kimse anlatmasın. Bunun altında ne başka bir şey varsa da onu siz biliyorsanız siz anlatın, siz gazetecisiniz. Yani konuşulan şu, dedikodu tabii bu yani bizim kulağımıza gelen ya da benim kulağıma gelen bilmiyorum. Ejder abi duydum ama benim kulağıma gelen şu, hafta arası yerli oyuncular gidip Bülent Hoca'ya Diego'yu şikayet ediyor. Takım içerisinde huzursuzluk yaratıyor. Disiplinsiz evet. Yani disiplin sorunu zaten olduğu, biraz sıkıntılı olduğunu herkes söylüyor zaten de. Şikayet ediyorlar. Ve bu şekilde giderse hani sen olmazsın hoca diyorlar yani. Diego olursa sen olmayacaksın gibi görünüyor diyorlar. Çünkü bir sanki içeride Brezilyalıların daha ağırlıkta olduğu, biraz yerlilerin ağırlıklı olduğu bir gruplaşma katılıyorum. İlaveten işte gruplaşma olduğunu ve bilinçli oynamadıkları yönünde duyumlar aldım ben de. Bundan dolayı da şu an Diego birinci. Şimdi ikinci şikayet daha var. İkinci şikayette yine yerli futbolcuların ikinci şikayeti de Bülent Hoca'ya isim söylemek doğru mu değil mi? Çok emin değilim ama İdari menajer, kulübün idari menajeri Servet Çavuşoğlu ile alakalı. İkinci şikayet de bu. Bülent Hoca'ya yapılan şikayet. Aynen. Sen ne diyorsun? Senin duyumların ne? Sen aynı kulübe çok hocam. Yakınsın. Ben biraz yakınım. Daha detaylı da senden dinleyelim o zaman. Şöyle, Servet Çavuşoğlu yani ilk yıllarındaki gibi mesafeyi aştığı iddia ediliyor. Tabii bu duyum. Yani bizim Servet Çavuşoğlu'yla bir sorunumuz yok. Tabii canım. Severim de kendisini. Yani, aynen. Ama dediği gibi İhsan kardeşimin İddia bu, duyum. İlk dönemdeki Servet Çavuşoğlu'nun tavırlarını artık görmek mümkün değil. Ulaşılamaz olduğu, hani aramak isteyenler gidemiyormuş. Futbolcularla ilgili sıkıntılar konusunu çözmek için de mesafe koymuş şeklinde sıkıntı. Zaten tribünden de, keza aynı sıkıntılar devam ediyor. Ama Diego konusu gerçekten büyük sorun. Onu Bülent Hoca umarım çözer. Şimdi şöyle Servet konusunda şunu söyleyebilirim. Ben yıllardan beri Antalyaspor Kulübü'nün içinde olan bir isim. Çok çalışkan, işe çok hakim. Ne yapması gerektiğini, ne yapmaması gerektiğini çok iyi bilen bir isim. Bir defa. Net yani. Hani bir şey derler ya, bu meslek için yaratılmış isimlerden bir tanesi. Birçok yabancı dili bilen. Yerli oyuncularla da, yabancı oyuncularla da çok iyi iletişim kurabilen böyle bir isim. Benim yıllardan beri tanıdığım Servet Çavuşoğlu bu. Yalnız son dönemde özellikle yerli oyunculardan bazı şikayetler geliyor. Bizim kulağımıza da geliyordu bu şikayetler. Futbolculardan yönetime ve şeye de geliyormuş. Hocaya da geliyormuş. Tabii bunun neden kaynaklandığı, böyle bir neden olduğunu bunu tam ben bilemiyorum ama şu söyleniyor. Servet Çavuşoğlu'nun daha çok kulübün başkanı gibi hitap ettiği futbolculara. Ama şu da daha var. Böyle başkan yetkiyi vermiş. Şimdi, bir saniye, şimdi burada bir şey de ben ilave edeyim. Yaratıyormuş. Tabii ki şimdi burada geçen hafta da sorduğumuz zaman başkan idari anlamda yetkilerin büyük bir kısmını saha içinde Servet Bey'e bırakmış. Hı hı. Futbol şube sorumlusuyla da diyalogları çok iyi. Futbol şube sorumlusu çok kaliteli bir insan. İnsan olarak mükemmel bir insan. Ben kendisini yakın zamana kadar tanımıyordum ama son 3-4 haftadır bir diyalog içerisinde bir de birbirimize çok yakın yerde maç izliyoruz. Heyecanını, ilgisini, ön plana çıkma duygusunun olmamasını yani tam aranıp bulunması gereken bir futbol şube sorumlusu görevi yapıyor. Hı hı. Şimdi onun çok geride kalması
şeye alan açıyor olabilir. Servet Çavuşoğlu'na alan açıyor olabilir. Ve bu alanın da doldurması konusunda mutlak surette başkanın bir yetkilendirmesi olması gerekiyor. Bu yetkiler çerçevesi içerisinde yapmış olduğu bazı hareketler bazı kişileri rahatsız etmiş olabilir. Bunu ciddi anlamda söylüyorsanız ki siz kulübün içerisinde çok yakın insanlarsınız, anlayışla karşılayabilirim ama çok tehlikeli bir olay. Yani eğer ben bu işin doğru olabileceğine çok şahsen inanmıyorum. Yani bir yerli futbolcuların kalkıp Bülent Hoca'ya gidip işte Diego'yu şikayet edecek, Servet'i şikayet edecek ve Bülent Hoca'nın da onların şikayetiyle bunları oynatmayacağı konusunu çok fazla olabilir görmüyorum. Çünkü hatta ben bir nebze daha farklı düşünüyorum İhsan. Ben Bülent Hoca'nın son zamanlarda takım kurma konusunda geçmişe oranla yönetimden, bu sadece Servet Bey'den olur, başkandan olur veya içerideki bir takım konuşmalardan olur, etkilendiğini de düşünebiliyorum. Mesela sol bek konusunda, Eren'in oynatılması konusunda. Bu hafta gerekirse... Yani hoca yakalsa oynatmaz. Yani benim şahsi kanaatim öyle. Yani bu taraf olabilir. Yönetimde? Bunlar tabii tehlikeli konuşmalar. İşler kötüye gidince... Kulüpten de bu tür sıkıntılarla ilgili konuları sormak istediğiniz kişilere ulaşamayınca doğruluk payınız ne oluyor sizin? Doğruluk payınız duyduklarınız oluyor. Biz de burada duyduklarımızı anlatacağız. Aynen, yoksa... İyi bir iletişim imkanı sağlanmış olsa bu soruları kendilerine sorarız. Verdikleri cevapları da burada aktarırız. Hı hı. Ama ne hikmetse son zamanlarda telefonlara çıkmama, konuşmama, dönmeme gibi hassasiyetler oluşmaya başladı. İyiye giderken herkes her şeyi çok rahat konuşabilirken bir şeyler bir takım kötüye gitmeye başladığı zaman aman bana bulaşmasın, aman bunun bu kabak olmaz, tabii. Benim başıma olmaz. Patlamasın. Yok. Bu taşın altına elini sokmamakla eşdeğerdir. Dolayısıyla bir anlamda hiç kimse hiçbir şey konuşmayınca işte kamuoyunda iki günden beri Bülent Korkmaz gitti. Bülent'in yerine biz hoca transfer yaptık. Şunu monte edeceğiz. Gelen hoca başarısız oldu. Hatta hoca geldi. Gelen hocayla yıl sonuna kadar gittik. Yıl sonunda hocayı da gönderip başka hoca gönderdik ki bir sürü senaryoların açılmasına sebep oluyor. Niye? Herhangi bir otoritenin çıkıp nihai kararı söylememesi. Ama 10 dakika yayına girmeden 10 dakika önce Murat Sül'ün basın sözcüsünün bir demeci düştü sosyal medyaya. Evet. Onu da buradan taraftarlarımıza iletelim. Sevgili Murat Sül'ün diyor ki bizim hocamız şu anda Bülent Korkmaz'dır. Bunun aksine herhangi bir karar almadık, karar konuşmadık. Çıkan haberler rahatsızdır diye. Bundan şu ana kadar çıkan haberleri yalanlayan bir demeci oldu. Ve inanıyorum bunun arkasından da hocaya yarın bir yönetim kurulu toplantısında mutlaka nihai bir karar verilecektir. Ama biz futbol yaşantımızda şunu çok duyduk. Biz hocamızdan çok memnunuz. 3 yıllık sözleşmemiz var. Bırak bu seneyi 3 yıl daha bu hocamızla beraber devam edeceğiz deyip gece saat 11'de hocanın görevine son verildiğinde çok duyduk. Aynen. Yaşamış insanlar. Çok yaşadık. Tam tersi oluyor. Tam tersi oluyor. Ama yarın yönetim kurulu toplantısının olması Antalya için çok önemli bir şans. Yarın yönetim kurulu toplantısında yönetim kurulu adına açıklama yapıldığı anda eğer Bülent Hoca ile yönetim devam kararı alırsa biz taraftarlara susmak ve beklemek düşüyor. Bu takımın âli menfaatleri çerçevesinde. Aksi takdirde çok zarar veririz. Bu dedikoduları ortadan kaldırıp kale almamamız gerekiyor. Ama şu da unutulmasın ki bu anda radikal bir takım kararları veren yönetim devam kararını verdikten sonra olası başarısızlıkta artık Bülent Korkmaz'ın bir tık daha üstüne çıkıp Antalya'da tribünlerde yönetimle ilgili de doğru, hızlı karar veremediğiyle ilgili sıkıntı yaşanır. Yani çok zor bir sürecin içine girdi Antalya Spor Yönetim Kurulu. İnşallah aklı selim doğru kararı verirler. Temennimizle verdikleri kararın sonucunda da başarılı olunması. Ya tabii şimdi... Zor bir karar. Çok zor bir dönemden geçiyor Antalya Spor. Hocam özür dilerim İhsan'cığım. Bu sürece bir de yüklenen, her geçen gün büyüyen borç var. Mali, kulübün mali yapısı da çok ciddi Başkan anlamda. Başkan açıkladı burada geçen hafta. Evet. 200 bin
TL olarak göreve geldiğimizde borç vardı. İşte binen faizler, transfer taksitleri, o bu falan. 450 bin TL gibi bir rakama ulaştığını söyledi. Evet, sözüne devam edebilirsin. Evet, ciddi, kulüpte de mesela personel olarak da ciddi bir daralmaya gittiler kulüp bünyesinde. Bir de aklımın almadığı konu Ali Çisoko ve Tarık Çamlı. Bir dakika, onu konuşmadan şunu ilave edelim ama parasal konuyu konuştular. Türkiye'deki bu futbolcular da şunun kadir kıymetini bilsinler. Tamam, geçmiş dönemlerde alacakları, bakiye duran alacakları ile ilgili bir yapılanma ve sözler verildi. Bunlar yerine getirmeye çalışıyor. Ama bu seneyle ilgili Antalya Spor'un oynayan futbolcularının hiçbir aylıkları, prim alacakları ile ilgili borç yok. Tıkır tıkır paraları ödeniyor. Ödemeler yani zamanında yapıldı. Yani geçmiş dönemle ilgili bloke edilmiş, bir planlama yapılmış ama bu dönem primleri ve maaşları, maç başları tıkır tıkır ödeniyor. Hiç kimsenin hiçbir alacağı yok. Türkiye'de üç büyükler dahil bu kadar günü gününe parasını alan da başka bir takım yok. O bu anlamda, zorlukta evet, bile evet. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Kesinlikle hocam yani öyle. Yani eleştiriyi yapacağız ama doğruyu da anlatacağız. Ha, ben eleştiri derken bu olumsuz tabloya bir de mali bütçenin ilave edilmesini de yani göz önünde bulundurmasını istedim. Asıl kafama takılan sorulardan biri de şuydu. Ali Çisoko ile Tarık Çamdal. O ayrı bir, bilmiyorum, kanayan yara gibi. Ya sence? Çisoko konusunu başkan burada çok net değil mi anlattı. Çisoko'nun gitmesi için dedi, sezon başında kendisine gitmesiyle ilgili telkinde bulunduk. Kulüp bulamadı. Kulüp bulamayınca sözleşmeler gereği takımda kaldı. Dedik ki bir kırgınlık, geçen senelerden kaynaklanan yönetimsel bir hata nedeniyle mi oynamıyor? Hayır dedi, tamamen hocanın takdiri, hocanın kararı dedi. Tarık, hep İhsan'la bu konuda aylarca tartıştık. İhsan öyle o mevkiye daha genç bir oyuncuyla istihdam edilmesinin doğru olacağını söyledi. Bizse burada Erdal'la beraber Tarık'a çok büyük bir para ödenmeyeceği için şans verilmesinin Antalya'sının büyük bir kayıp olmayacağını söyledik ama eğer oynatmayacaksan ki şans da vermeyeceksen orada kıdemli başçavuş misali yani artık yıllarca orada istihdam hocam, etmenin inanın, anlamı yok yani. Evet. İnanın altyapıdan orayı çok daha böyle randımanlı dolduracak ben, genç sizin yemini var, şu, bilmem nesi var, var yani hocam, çocuklar evet, var. Yani aynen. Katılıyorum. Tarık konusundaki şu andaki benim sıkıntım şu. Galatasaray kulübünde 4 yıl boyunca ben yatar paramı alırım mantığıyla bir oyuncu duruyorsa o oyuncudan ayrı gelmez. Şimdi Antalya'da dedim ki emekliliğini bekleyen bir futbolcu konumuna bana kaldı. Aynı mantık. O zaman yani, abicim bir Çisok koymuş. Oynamalıyım mı kendisi? Tarık'mış. Yani Yekta'ya şans vermeyeceksen Yekta'ymış. Ya bu arkadaşlar artık devre arasında teşekkür edip yerlerine genç veya başka transferlerin yapılması gerekiyor. Onlara şans verilmeli tabii. Yekta'nın da mesela bu hafta bir zaman bulabileceğini düşünmüştüm. Evet. Olmadı. Çok zor yani. Anne, hocanın durumu veriyor. Da zor. Yönetimin içinde şu düşünebiliyor abi musun? Şimdi, Rize maçını kazanıversek bugün burada çok farklı şeyler konuşuyorduk. Abi biz aslında dünyanın en kolay işini yapıyoruz şu an. Taraftarlar dünyanın en kolay işini yapıyor. Çünkü sonuca göre konuşuyoruz. Konuşuyoruz. Şu anda şimdi yönetimin işi çok zor. En zor yönetimin işi. Hocanın işi zor. Niye zor? Şimdi yönetim ne yapacak? Abi. Yani bu iş ya gönderelim Bülent'i getirelim Tamer'i demekle olmuyor bu iş. Olmaz, o kadar basit bir işler iş değil. Aslında bu yönetimin işi hocanın işinden daha zor. Çünkü niye? Hoca bir tabii aksiyon canım yapıyor. Evet. Onun bedelini alıyor. Aynen. Yönetim her türlü imkanı sağlıyor. Hocaya güvenmek istiyor. Hocanın geçmişinde bu takıma verdiği insani değerleri göz ardı etmiyor. Doğru. Öteki taraftan dönüyor, diyor ki onun yerine getirebileceğim alternatiflere bakıyor. Masaya koyuyor. Birçok kalem var yani. Kuyumcu terazisine koyuyor. Aynen. Arada çok büyük fark yok. Şimdi mi yapayım bu müdahaleyi? Ulan bir hafta daha bekleyip içeride Antep maçını zorunda alırsak, tabii, devreye kadar eğer 3-4 puanla gidersek belki bu işi kotarırız, aynen, diyor. Öteki tarafta mutlaka bekledikleri konular var. Mesela Aykut Kocaman Konya'da sallanıyor. Gitti gidiyor, kalcı kalıyor falan diye ki biliyorsun Ali Şafak Başkan'ın daha önceden de bir Aykut'la bir görüşmesinin olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Flört. Acaba kafasında flört biraz daha yani, sabredeyim, öyle birisiyle devam edeyim
kafasındaki çok zor. Teknik adam esasında Aykut Kocaman. Bu yani, çok eskiden beri söylenen bir şey. Yeni bir şey değil yani. İşte şimdi, acaba şimdi, çünkü yönetim şimdi bir hamle yaptı. Bu hamle tutmazsa yine sıkıntı. Tabii. Bu sefer yine yönetime sıkıntı. Yazar iş. Yani bu yönetime yazmasını Antalya'da hiç kimse istemiyor. Çünkü çok ciddi bir borç yükü var. Aynen. Bu borç yükü içerisinde bir de puansal mücadeleyle başa çıkamayacak. Çünkü şimdi 4 haftadır düşünebiliyor musun? Her galibiyete 2 milyon lira civarında para alınırken 4 maçta biz en az 2 maçı almış olsaydık 4-5 milyon lira para aynen alacakken şimdi 4 maçta sıfırla gidiyoruz, eksiye gidiyoruz. Aynen. Bu hesaplama yapılırken dibe mutlaka... Vuruyoruz, tabii, dibe yani her şey çok kötü. Valla bu gece yönetim için çok uzun geçer. Muhtemelen 2 günden beri uyumuyorlardır. Bu gece de uzun geçer ama sadece Antalya Spor bugünkü durumda kurt hoca değişikliği yetmez. Antalya Spor devre arasında mutlak yani surette bana göre aklı senin... bir sola, bir libero'ya, bir de santrofora içinden belki en azından bir iki mevkiye daha adam bulup içerideki 3-4 oyuncuya da teşekkür etmenin yollarını arayacak da B planlarını hazırlamak zorunda. Evet. Yani sadece hoca değişikliği var. Sadece hoca değişimi. Sence ben hocadan yani dediğim gibi hocadan ziyade aklı seni tek santrofor olmuyor abi. Takımın tek santrofor, takım şu anda santroforsuz oynuyor. Yok, santrofor arkasında Gustavo'nun videolarını izleyin. Ben izledim. Yani keşke Gustavo Mevlüt Ardinç'le birlikte oynasaydı. Yani Mevlüt son vuruşları, lokal vuruşları yapacak daha konumda. Daha pasör bir oyuncu. Daha yani pasör bir oyuncu. Ama Antalya Spor'da ne... Yani şimdi üzülüyorsun. Maçı Hamilton galiba ilk devre veya ikinci devrenin başında çok güzel bir orta yaptı. Gitti, topu burnuyla yere çarptı. Aynen, vuramadı topu. Vuramadı ama yani işte bir maçta 90 dakikada bir iki tane böyle pozisyon geliyor. İyi bir santroforsan. İkinci yarıda kere iyi vurdu ama onu da kaleci. Hocam, İkinci yarı iyi vuran şey ya. Pol. Nero Aşat'a yaptı öyle. Kalecinin şansı yardım etti. Mevlüt diyorsunuz. Biz kesin gözüyle bakıyorduk. Son yönetim güne kadar. Tabii. Fenerbahçe işi gündeme gelince bu sefer Ali Şafak başkanın telefonlarına dahi bakmadı. Öyle bir kayıp yaşandık Mevlüt olayında da. Evet. Biraz rahat maalesef davrandık, esnek davrandık maalesef. Abi transferi bu bir defa net bir şekilde belli. Lig başladığı zaman transfer tabelasının kapanması gerekiyor. Evet. Lig başladıktan sonra transfer tabelasının kapanmasının kulüplere faydası değil zararı var. Çünkü ona göre planlama yapıyor herkes. Yani ligi bir görelim. Son güne kalsın, bekleyelim, bekliyor. Son güne kaldığı zaman da işte istediğiniz oyuncuları alabiliyorsunuz. Dediğin anlayışı prensip haline getirmiş insanlar yani da var. Bunu daha öncesinden planlamanı doğru düzgün tabii yaparsan, daha öncesinden alırsın oyuncunu, o hazır kamp dönemi geçirmiş oyuncularla lige başlarsın. Ama işte bizdeki mantık, lig başlasın. Bir bakalım, maç kaybetmeye başlarsak takviye yaparız. Maç kaybetmeye başlarsak nasıl olsa önümüzde zamanımız var. 3-5 hafta gözüyle bakıldığı zaman olmuyor bu iş. Planlama da bozuluyor. Türk takımlarının Avrupa'daki başarısızlığın temel noktalarından bir tanesi de bu bana göre. Lig başlarken tabela kapanması gerekiyor ki takımlar ona göre planlamasını yapsın, lige hazır bir şekilde başlasın. Türkiye'de hiçbir takım lige hazır başlamıyor. Ondan sonra uyum sorunu diyorsun. Ondan sonra uyum sorunu. Blanco son gün geldi. Son gün geldi Blanco. Geldi, şimdi uyum sorununu atlatacak. Abi daha ne kadar atlatacak bu? Ligin ilk yarısı bitti zaten ya. Ligin ilk yarısı bitti yani. Bitti, ikinci yarı zaten geçmiş evet olsun. Sen bu 12 puanda, 13 puanda kalırsan bitti. Hocam dedi i̇şin ya zor. Önce istatistiği yapmış zaten. Gerekeni de söyledi. İşin çok zor ondan sonra. Evet, reklam zamanımız gelmiş. Kısa bir reklam arasına gidelim. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi üzücü bir haber de tabii aldık. Antalya Spor Kulübü eski dernek başkanı Sayın Nafiz Tanır bir rahatsızlık geçirmiş, hastanedeymiş.
görüştük. Bir ritim bozukluğu varmış. Çok önemli değil, önemli olmadığını öğrendik durumunun. Yarın müşahede altında tutuluyor. Yarın da doktorlar karar verecek durumuna göre. Belki anjiyo olma olasılığı olabilirmiş. Buradan da Nafiz Başkan'a hem geçmiş olsun diliyoruz, hem selamlarımızı iletiyoruz. Aman iyileşsin Antalyaspor'un, çünkü Nafiz Başkan'a ihtiyacı var. Hem de çok ihtiyacı var. Böyle bir dönemde daha çok ihtiyacı var bana göre. Evet, acil şifalar diliyoruz kardeşimize. Acaba kulübün durumuna mı sıkıldı, kriz geçirdi? Olabilir, olabilir. Çünkü Antalyaspor'da yatıp Antalyaspor'da kalkan bir isimdir yani, evet. Nafiz Tanır'ı. Hani biz çok yakından tanıdığımız için biliyoruz. Çok koyu Antalyasporlu, iyi Antalyasporludur. Muhakkak onları da kendine dert ediyordur yani. Olabilir. O mümkün değil dert etmemesi. Evet, tekrardan geçmiş olsun Nafiz Başkan. Evet, dönelim Antalyaspor'da. Hocam Atıf Şer dedim az önce ama reklam gezare. Evet, evet. O da yani hayal kırıklığı yaratan futbolculardan biri. Yani adının büyüklüğü kadar maalesef sahada kendini gösteremedi. Bir golü var bugüne kadar. Antalyaspor'un çoğu maçtaki en büyük el freni. Ne diyorsun sen İhsan? Vallahi yani açıkçası şöyle, ben Atıf'ı beğenen birisiyim. Ama ne hikmetse bizim o Sivas'taki hatırladığımız Atıf yok. Hatta Fenerbahçe'de düşüşe geçmiş olsa bile Fenerbahçe'deki o Atıf bile yok şu an. Sivas'taki Atıf yok yani, bırakın. Peki, ya orada topu alıp tren gibi geçerdi, evet. Adamı. Yok şimdi öyle bir şey yok. Antalyaspor'da 4 tane oyuncu var. Atıf, Şeysu, Dala, Gustavo ve Eren. Bunlar Antalyaspor'da CV'leriyle oynuyor şu anda. Geçmişleriyle oynuyor. Doğru. Bu kadar benim onlarla ilgili yorumum. Ama şimdi İlham Hocam, şimdi Atıf transfer edilirken kim kötü oyuncu der? Şey ya, bu oyuncuyu almasın demez yani kimse. Biz evet. Niye alındı demiyoruz. Hayır, ben de demedim. Hayır, biz Atıf alındığı zaman hepimiz sevindik. Biz Atıf'ı neden alındı, Atıf alınır mıydı, Atıf yanlış transfer demiyoruz. Hı-hı. Yönetimin Atıf'ı almasını alkışlıyoruz. Hı-hı. Atıf Antalyaspor'a ihtiyaç olan bir oyuncuydu. Ama şu alındı, denmişti, çok kırılgandır ama, denmişti. Ama Atıf'ın performansını konuşuyoruz. Atıf CV'siyle oynuyor. Onu diyecek. Beklentinin çok çok altında. Yani Gustavo, doğru. Antalya'ya geleceğini düşünemezdim bile. CV'sine baktığın zaman geldi, şaşırdık, mutlu olduk. Ama sonucu yok. Evet. Dala'yı okuduk, 50 milyon dolar bir bonservisi var koymuş, hı-hı, bilmem ne falan dedik. Ya işte ya, süper bir adam geldi, geliyor falan. CV'sine baktığımız zaman yok. Eren geldi. Sivas'ta oynadığı dönemlere baktığımızda CV'si iyi bir adam, maalesef yok. Yani biz niye aldılar demiyoruz ama olmadı, olmuyor. Yönetim her aldığı oyuncuyu. Bir de yönetim mi aldı acaba bu oyuncuları? Bir de o konuyu tartışmak lazım. Yönetim mi aldı? Bülent Korkmaz onay verip mi alındı? Bunu da bir başka programda hocam, konuşalım. Hocam her topçuya Bülent Hocam onay veriyor, görüşüne sunuluyor. Şimdi scout ekiplerimiz var. Geziyor, geliyor, izliyorlar ekranda. Yani ben birebir bildiğim şeylerden araya girdim, kusura bakmayın. Oturur en sonunda yönetim, teknik ekip, scout ekibi, ona göre karar verirler. Olumlu, olumsuz şekilde. Yani Bülent Hoca'dan habersiz olmaz. Şimdi bakkala gidersin, giderken çocuğuna tembihlersin. Bana dersin önce yulaflı ekmek al. Yulaflı ekmek yoksa tam buğday ekmek al. O da yoksa bir tane ekmek al, gel dersin. Şimdi acaba Bülent birinci istediği oyuncular mı alındı? Üçüncü önerdi, dördüncü oyuncular mı alındı? Tabii. Hiç bu oyuncu alınmayacakken o mevkide boşluk olunca kendisine şu oyuncuyu alalım mı ne dersiniz dediği zaman evet olabilir mi dedi de tartışmak lazım. Yani o da var tabii. Yani anlatabiliyor muyum? O da olabilir. O da olabilir. Peki şimdi teknik direktör konusu. Tamam. En çok bilinen de tartışılan. Bülent Hoca... Her ne kadar Antalyaspor Kulübü'nde bugün Sayın Basın Sözcüsü Murat Sül'ün açıklama yapmış olsa da yarın ne göstereceği belli olmaz. Yarın neticede bir yönetim kurulu toplantısı olacak ve burada bir karar çıkacak. Ya tamam ya devam. Evet, çünkü toplantının evet. Da ana konusu. Amacı o zaten. Evet, bu. Tek maddelik toplantı diyebiliriz yani. Birçok isim konuşuluyor. Bu isimlerden işte geçtiğimiz hafta söylemiştik. En güçlü olan isim Tamer Tuna. En güçlü. Geçtiğimiz hafta biz bunu ilk kez biz söylemiştik. Yine söyleyelim. Tamer Tuna. Neden Tamer Tuna? Tamer Tuna ile ilgili şöyle bir durum var. Antalyaspor Başkanı Sayın Ali Şafak Öztürk'ün çok yakın ilişki içerisinde olduğu, devamlı irtibat halinde olduğu bir isim. Devamlı görüştüğü, konuştuğu bir isim.
aynı zamanda abisi ya da kardeşinin Bodrum'da Öztürk ailesinin firmasıyla çalıştığı, golfçü olduğu biliniyor. Yani devamlı buraya gelen ve görüşülen golfle de bir bağı. Turizm aranında da işbirlikleri. Evet, işbirlikleri var. Hı hı. Diğer taraftan ben şunu biliyorum. Tamer Hoca'nın ekibinde Antalyalı olan isimler var. Şu an Antalya'da o isimler. Yardımcı antrenörlerinden. Daha önce Antalya Spor altyapısında çalışmış isimler var. Şu an Antalya'da. Can Hoca'mız Can Hoca. Var. Evet. Antalya'da şu an. Tesadüf mü Antalya'da olması bilemiyorum. Yok yani burada yaşıyor. Bizim altyapıda çalışıyordu. Hayır. Daha öncesinde Antalya'da altyapıda çalışıyordu Can Hoca. Tamer Hoca'nın ekibindeydi. Evet. Şu an yine Antalya'ya döndü. Ailesiyle birlikte. Bu tesadüf mü bilemiyorum. Ailesi tam bu zamana hocam, denk gelmesi. Tesadüf burada. Tabii Meltem'de. İçimizden yani, biri. Hayır, en ailesinin yanına gelmesi, bu Tamer Hoca'nın Antalya Spor'la flört halinde olmasıyla denk yok, gelmesi yok, acaba denk, yok İhsan'cığım, ben tesadüf yani mü değil mi? Benim kafama takılan nokta. Can'ı iyi tanırım. Çok da beyefendi. Hani demin örnek verdik ya, içimizden birileri olsun Bülent Korkmaz'ın yanında. Alın size Can Hoca. İşte Can Hoca da Tamer Hoca'nın yanında. Olsun. Yani böyle bir durum var. Güçlü ihtimal. Öyle söyleyeyim. Güçlü ihtimal. Olma ihtimali var. Ama dediğiniz gibi başkanın Aykut Kocaman sevdası diyelim. Öyle bir durum da var. Çünkü kendi kafasındaki o futbol felsefesine en uygun hocanın Aykut Kocaman olduğunu zaten geçmişten beri söylüyordu. Orada bütçe problemi var. Bütçe problemi çıkabilir. Aykut'u evet. Antalya Spor'a getirdiğin zaman Aykut yanında reçeteyle gelir. Hı-hı. Yani reçeteyle gelir. Bunları kaldırabilecek. Ciddi maliyetle gelir. Tabii reçete oyuncuyla gelir. Hı-hı. Yani şu oyuncu şu mevkiye oyuncuyla gelir. Buna ne kadar cevap verebileceksin? Şimdi aklı senin düşünmek lazım. Şu an mevcut yönetimin, mevcut ekonomik koşullar içerisinde sabah akşam Antalya Spor'un puan kazanıp Bülent Hoca'yla devam etme konusunda dua ettiklerine zerrece şüphem yok. Yönetim içerisinde, ve şu anda evet. Antalya Spor Yönetim Kurulu içerisinde, yani. Antalya Spor Yönetim Kurulu içerisinde %80 en az %80 Bülent Hoca ile devam edelim birkaç hafta daha, hı-hı, bir şans verelim fikrinin çok şey arttı, şok azaldıkça konuşulmaya, yani ilk maç bitiminde hemen bir oylama yapılsa, evet ya olmuyor bu iş diyen insanların ya, evet, her geçen günde daha soluklanıp, daha sakin düşündükleri zaman bütçesini, ekonomisini, mevcut hocaların durumunu, mevcut hocalarla onu karşılaştırdığı zaman ve Bülent Hoca'nın bugüne kadar yaptıklarını da yan yana koydukları zaman sanki Bülent Hoca'yla devam edecekler, evet, izlenimi bende birazcık Antep daha maçını, ağır basıyor. Antep maçı. Ağır basıyor. Ama şu yanılgıya düşmesin kimse. Rize maçında biz çok iyi oynadık. Evet, Rize maçında çok iyi oynadık ama şunu hiç kimse unutmasın. Rize maçında 11-11 oynamadık. 10-11 oynadık. Bunun ne kadar doğru olup olmadığını çok iyi değerlendirilmesi lazım. Yani işin özü şu. Yönetim çok zor bir karar verecek. İnşallah Antalya Spor'un hayrına, hepimizin hayrına bir karar olur. Allah yardımcılar olsun. Öyle olur çünkü etkilenecek diğer alanlardan biri de pilot takım diye baktığımız Serik Belediyespor, Kemer Spor, hı, 2003 kulübü. Bunlar da yer alacak hocam. Şu an U19 kategorisinde oynayan arkadaşlarımızın bir adım önde olan isimler 3. lig takımlarımızda oynuyorlar. Evet. İşte bir tanesi Cenk, az önce isim verdik. Serik Spor'da. Serik Belediyespor'da. Evet. Onlar da yer alacak İlhami abi. Şimdi Serik Spor demişken o zaman o konuya yavaş yavaş gelelim mi? Yani Antalya Spor'da bir kelimeyle Alanya Spor'dan bahsedip oraya geçelim. Alanya Spor aslında bir kelime yeter mi bilmiyorum. Yani Alanya Spor destan yazmak, sabaha kadar konuşmak gerekiyor da. Ya açıkçası futbol oynayan takım. Çok ciddi bir fikstürün içerisine girdi Alanya Spor. Çok zor bir fikstürün içerisine girdi. Böyle zor bir fikstürü olmasaydı bana göre şu an açık ara lider olurdu. Çok zor bir fikstüre girdi. Çok yara aldı o fikstürde. Hem hakem hatalarıyla bana göre yara aldı. Bunu soracağım size. Çok ciddi tepki de var çünkü o konuda.
Hem hakem hatalarıyla yara aldı, hem de ciddi anlamda baktığımızda yalnız kaldı gibi gözüküyor. Çünkü çok enteresan mesela Gaziantep maçı, bana göre kırılma maçı Alanyaspor için. Gaziantep deplasmanı olmayan bir faulle gol oldu ve 1 puanla döndü. Mesela 3 puanla dönmüş olsa o deplasmandan daha farklı olurdu. Şimdi Trabzonspor maçını izledim ben. Çok sert maç. İnanılmaz sert maç. İnanılmaz pozisyonlar yakaladı. Atamadı. Evet, son dakikada. Evet, çok enteresan pozisyonları atamadı. Sisse gibi bir oyuncu. Pozisyonları kaçırdı. Sonrasında enteresan bir penaltı. Penaltı mı? İlk pozisyon penaltı. Evet ama enteresan bir penaltı. Sonrasında sinirlerin gerilmesi, 10 kişi kalması derken maçı çeviremedi. Bilemiyorum yani Alanyaspor'a hakem hataları anlamında siz de düşünüyor musunuz şey olduğunu? Ya bu sene hakem şanssızlıkları çok fazla oluyor. Çünkü var sistemi Antalyaspor hariç. Çok şükür bugüne kadar oynadığımız müsabakalarda ki bu hafta Rize maçı da dahil olmak üzere biz hakem hatalarından çok fazla muzdarip olmayan ekiplerin başında sizce geliyoruz. Sizce neden hocam? Çok güzel bir konuya agresif, parmak bastınız. Agresif oynamayan bir oyuncu yapımız var. En önemlisi bu. Buradan da müsaade etmeyen Bülent Korkmaz var işte hocam. Yani agresif değiliz, bu tartışılır. Acaba zaman zaman biraz daha agresif oynamalı mı takım? Yani daha reaksiyon vermeli mi rakibin oyununa? Bu tartışılır. Bence reaksiyonu çok geç veriyoruz. Çok zor veriyoruz. Evet, yani bu konuyu eleştiriyorum. Bazen topa karşı daha agresif olmak gerekiyor. Bazı pozisyonlarda evet kart görülmesi gereken, bazı pozisyonlarda risk almak gerekiyor. Ama bana bu hafta en çok sorulan sorulardan bir tanesi, hemen akabinde onu bağlayacağım. Serdar Özkan'ın ikinci devre rakip kale alanı, ceza alanı içerisinde düştüğü ve penaltı beklediği bir pozisyon var. Bu pozisyondan önce rakip önce topa temas yaptı. Daha sonra rakibe yapılan, devamında yapılan aksiyonun devamında yapılan hareket, hakemin devam kararı doğruydu. Ama çok itiraz etmeye başladı. Uzattı, son zamanlarda. Evet. Serdar Özkan. Yazık, takım 10 kişi kalır. Sarı karta gider. Alanya maçına gelince de Alanyaspor geçen hafta ve bu hafta sıkıntılı yönetimlerden muzdarip oldu. Evet. Muzdarip yani, ama bu VAR sistemi, bu VAR sistemi fikstürde. Benim bir daha söylüyorum, VAR sistemindeki çözüm mü? Sahada bir hafta sonra hakemlik yapacak kişinin VAR'da görev yapması yerine, VAR'da hakemliği yeni bırakmış, o konuda uzmanlaşmış 8-10 kişilik bir VAR ekibinin mutlak surette olması lazım. Sebebi şu, VAR'daki adam sahadaki adama bir pozisyon için çağırdığı zaman eğer doğru karar verdiremezse çıkacağı maçlarla ilgili ceza alıyor. O korku nedeniyle çok fazla müdahale olmuyor. Eskiden her konuya müdahale olurken şimdi bana necilik başladı. Hiç müdahale olmuyor. Hiç. Yani biz hiçbir şeyi doğru düzgün yapamıyoruz. Yani saçla sakal arasına hiçbir zaman bıyığı göremiyoruz. Ya saçı görüyoruz ya sakalı görüyoruz. Bu sene yine aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Ama çözümü bu işin şu sevgili İhsan. İlk günden beri söylüyorum. VAR daha profesyonel ve işinin ehli gözlemci dediğimiz arkadaşların içerisinden olması lazım ki o adam bir hafta sonra maça çıkmayla ilgili kaygısı olmasın. Hocam bir de VAR için her türlü... Aslında... Peki niye yapılmıyor hocam? Yani bu dünyada bunun emsali yokmuş. Dünyada bizim uyguladığımız VAR'ı... Olmasın. Hayır, dünyada bizim uyguladığımız VAR sistemini uygulayan bir ülke yok zaten. Yani geçen sene her pozisyonda VAR neredeyse 15 dakika maçlar uzuyordu. Aynen. Bu sene hiçbir konuda VAR yok. Yani şu kırmızı kartlık pozisyonu hatırlıyorsunuz ya. Ya yani adamın ayağı kırılacak adama Beşiktaş Denizli maçındaki Denizli maçındaki yani 4. hakemin 4 metre Özgür Yankaya'nın ve Hakan Ceylan'ın olduğu pozisyon. Yani arkasında 2 metre 3 metre önünde 4. hakem var. Hakem sarı kart, VAR protokolüne göre kırmızı kartı çağırması lazım. Çağırmasına rağmen yani konuşmak bile istemiyorum hakemle ama yani VAR sistemi Türkiye'de olmadı. Hocam ben size bir de farklı bir detay daha bir bilgisi vereyim. Her kulüp yayıncı kuruluşa maç başına 500 bin TL para ödüyor.
var için. O farklı şimdi, bir şey. Hayır, şöyle, o sezon başında iki kulüp ücreti vermeme kararı almış. Kulübün verip vermeme kararı için önemli değil. Onlar vermezler, federasyon onlardan keser. Hayır, var işe yaramıyor diye. Bak ben de sana bir tepki şey söyleyeyim. Hocam bu, böyle tepki. Bir şey yapamaz. Bir karar alındığı zaman futbol federasyonu 500 bin TL'sini hesabından keserler. Kalan parayı gönderirler. Herkes bunu vermek. Tepki, herkesin tepkisi var. Evet. Var'a bizim de seyirci olarak tepkimiz var. Herkesin VAR'la ilgili problemi var. İnanıyorum Merkez Hakem Kurulu'na şu anda sorsalar en büyük probleminiz ne deseler VAR derler. Ama bu VAR'ın bana göre çözümü biraz önce anlattığım gibi. VAR'daki görev yapan kişi bir hafta sonra sahaya maça çıkıp çıkmayacağıyla ilgili kaygıyı taşıyamayacak noktaya getirmek lazım. Profesyonellerden kurmak lazım. Evet. Sahada atıyorum Cüneyt Çakır üst düzey hakem, Cüneyt Çakır gibi üst düzey hakem. VAR'da bakıyorsun Petit'te maç yöneten arkadaşlar veya o maçları yönetemeyecek arkadaşlar VAR'da. Yani olmuyor. Olmuyor. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç bir açıklama yaptı VAR'la ilgili. Her kulübün itiraz hakkı olsun dedi. Oo, muhteşem fikir diye herkes çıktı ya. Onu zaten bir yıl önce Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk öneride bulunmuştu. Evet. Kimse duymamıştı. Tabii. Ki ya da işine gelmiyordu kimsenin. VAR, Fenerbahçe Kulübü Başkanı söyleyince o muhteşem fikirdi herkes. VAR protokolüne uygun. VAR biz Avrupa UEFA standartlarına göre yönetimsel programımızı yapıyoruz. Yani UEFA'nın kabul etmediği hiçbir sistemi Türkiye Futbol Federasyonu ülkede uygulayamaz. VAR sistemi protokolü de Türkiye Futbol Federasyonu'nun keyfi hareketiyle yapılabilecek bir eylem değildir. Değil. Buna izin vermezler. Hocam klasik olacak ama deneyimli bir spor büyüğümüz, adamı olarak yani bir gözlemci olarak MHK'yi nasıl buluyorsunuz? VAR'a bağlantılı sorum size. Ya şu anda Merkez Hakem Kurulu'nun başında çok itimat ettiğim, çok güvendiğim, çok saygı duyduğum bir hocam var. Türkiye'nin efsane futbolcusu Zekeriya Alp. Hiçbir şeyden, hiçbir şekilde etkilenmeyecek karakterde bir insan, kalitede bir insan. Hem ekonomik anlamda, hem kültürel anlamda, hem de dünya insanı olma adına çok saygı duyduğum bir arkadaş. İnanıyorum ki yapılan bu hatalara, inanın en az bizler kadar, en az bizler kadar onlar da üzülüyorlardır. Ama hiçbir şey bir 3 ayda, 2 ayda düzeltilemez. Evet. Bunun için bir zamana ihtiyaç var ama takımların da bunu verecek zamanları yok. İnanıyorum devre arasına kadar bu işleri çözme konusunda iyi hareketler yapacaklardır. Merkez Hakem Kurulu şu anda en masum futbolun içerisinde kurumlardan bir tanesi. Ama hakemler formsuz, maalesef formsuz. Evet. Kafaları karışık çünkü. Evet, çok karışık. Hakemlerin aynen. Kafaları karışık. Örneğin kendi bölgemizden Mustafa Öğretmenoğlu. Sezona muhteşem başlatıyorsun. Evet, çok iyi başladı. Galatasaray maçını veriyorsun. Arkasından 6 haftadan beri maç vermiyorsun, dinlendiriyorsun. PTT'ye gönderiyorsun. Bu hakem bitiriyor. Öteki tarafta hata yapan hakeme ısrarla üst üste maç veriyorsun. Biraz önce Bahadır'ı eleştiriyoruz. Diyoruz ki bazen Bahadır'ı dinlendirmek Bahadır'ın menfaatine diyoruz. Yani ısrarla oynattığın zaman, ısrarla aynı hataları korku ve panikle yaptığı zaman bu adamı tamamen kaybedersin, genç adamı diyoruz. Bu hakemler için de aynı şey geçerli Ejder. Evet hocam. Pilot takım demişken, pilot takım dedik. Serik, İstanbul formayı gördüm Serik ama şöyle, Serik formasını gördüm. Sağ olsunlar hafta içi, geçtiğimiz hafta içi Serik Belediyespor Başkanı Ramazan Kaçar ve yönetim kurulu üyeleri Caner Hoca ile birlikte. Caner Hoca da eski Antalyasporlu futbolcu. Evet, yani efsane oyuncularından bir tanesi. Evet, evet. Değerli bir spor adamı. Serik Belediyespor'un da sportif direktörü. Ziyarete geldiler. Güzel bir sohbet yaptık. Sağ olsunlar forma da getirmişler. Mi? Şöyle gösterelim formamızı. Dikkatimizi çekti de. Şu formamız şöyle arkasını gösterelim daha doğrusu. Tamam, çok şöyle güzel. Ekrana daha güzel olsun. İsmimizin yazılı olduğu formayı da getirmişler. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Sağlıklı günlerde kullanmanı diliyoruz. Eyvallah abi. Sohbet ettik. Tabii sohbet Antalyaspor'a da çok yakın isimler olunca sohbet evet. Serik Spor'la başladı. Antalyaspor'a doğru kaydı. Uzandı, doğal olarak. Evet. Bir defa şunu söyleyelim. Serik Belediyespor, sen daha çok daha yakından takip ediyorsun evet. Aslında ama şu an Antalya'daki profesyonel takımlar arasında şampiyonluğa oynayan hani Alanyaspor lider konumunda evet. Alanyaspor belki ligde biraz geriledi ama şampiyonluğa oynayan en önemli takım.
Çok da iyi gidiyorlar, iyi başladılar, iyi gidiyorlar. İnşallah bu sezon sonunda da bir üst lige çıkacaklar. Çıkarlar, amaçlarına ulaşırlar. Ben şunu söyledim. Selek'te o potansiyel var. Yani futbolcu potansiyeli var, taraftar potansiyeli inanılmaz var zaten. Biz geçtiğimiz yıl İlham Hocam'la, hatta orada da örneği verdim, gittik. İnanılmaz bir taraftar kitlesi vardı. Yani o taraftar coşkusu, baskısı Antalya'da yok. İnanılmaz. Söyleyeyim yani, Antalya'da yok yani, ne söyleyeyim. Ramazan Başkan da çok etkiliydi o. Çok etkiliydi o dönem ve takımı da zaten profesyonel lige çıkarttı. Belediye başkanı? İlgileniyor, gene ilgileniyor. Ve bu sene de inşallah bir üst lige çıkacaklar. Yapsana bir orada bir organizasyon. Yapacağız, onu konuştuk İlhami Hocam. Önümüzdeki haftalarda yani şu milli maç arasında onu değerlendirmeyi düşünüyoruz. Antalya Spor'da yaptığımız gibi Selik'le, taraftarlarla falan aynen, hep beraber. Öyle bir isteği var, potansiyel de var. İstiyorlar, rica ettiler. İnşallah önümüzdeki haftalarda, yani önümüzdeki hafta demeyelim, haftalarda diyelim. Net bir tarih çünkü vermeyelim. Desteklemesi lazım. Selik Spor'un ikinci lige çıkması Antalya futbolu adına da çok büyük değer kazandırır. Selik'te çok güzel bir program yapmak istiyoruz. Bir de taraftar da çok orada çok, fanatik, inanılmaz derecede. Eskiden biliyor musun Antalya Spor'un en etkili, en vazgeçilmez taraftar grubu ateşli. Selik'ten gelen gruptu. Hala. Hala değil mi? Diyorlar ki. Önce Selik Spor maçına girer taraftar. O maçtan çıkar Antalya Spor maçına. Güzel. Biner arabalarını Antalya Spor maçına girer. Bir taraf işte zirveye oynuyor. Diğer kanadımız, kemer tarafı da maalesef kendi içinde. Orası da çok önemli. Kemer de çok önemli. Yani aslında oranın da bu ligde olması gerekiyor. Aslında oranın daha çok ilgiye ihtiyacı var İhsan'cığım. Ahmet Öncelik adında bir değerli başkanları var. Mesela testleri kazandırdı. Şimdi bu sezon Kemer Spor 2003 kulübü kendi sahasında oynuyor maçlarını. Geçtiğimiz yıllarda kira bedeli ödeyerek maçlara çıkıyordu. Onlara da bir aslında şey yapılsa, temasa geçilse İhsan, kemerden... Onlarla da yapalım. İhsan, yani İhsan, kemerde de yapalım. Seve seve çok. Mesela boş olduğumuz maçta mutlaka bir değerlendirelim. Özellikle o iki takım hakkında biraz konuşalım. İyi olur. Kemeri ve Selik'e birazcık ağırlık verelim. Kemer'in ihtiyacı var. Bir de... Antalya'da amatör maçlarda neler oluyor ya? Biraz onlardan bahsetsen. Hocam amatör maçlar... Bize gelen en büyük eleştiri bu. Evet. Ya hep Antalya Spor'la başlıyorsunuz. Evet, Antalya Spor'da hiç amatörü konuşmuyorsunuz. Mesela benim aklıma gelen bir şeyler var. Mesela Korkuteli Spor... izliyorum başkanın Ömer işte genç başkan, ben de Korkuteli'yim, hemşerim olduğu için takip ediyorum. Evet. Önemli işler yapıyor ve 3-4 bin kişi maça gidiyor. Alanya'da Ömer başkanı yine, sizden bahsettim zaten. Evet, İlhan yani, Hocam size çok Alanya'da değil var. Mi seyirci oldukça kapasitesi yüksek maçlar oynanıyor. Biraz bahset. Şöyle, kim lider, şampiyonlar kim oynuyor? Bölgesel ligde, BAL dediğimiz ligde Alanya'nın Kestel beldesiyle Manavgat Belediyesi zirveye oynuyorlardı. Bu hafta iki yenilmez takım mücadele etti. Manavgat Atatürk Stadı'nda oynanan maç işte 4-1'lik skorla Kestel'in üstünlüğüyle bitti. Aynı az önce belirttiğiniz gibi tribünler dolu. Kestel'den öyle 1000'e yakın seyirci gelmiş. Harika. Manavgat'tan keza öyle daha fazla bir 3000-4000'i falan. Manavgat'ta Evren Seki vardı. O Manavgat Spor olarak süper amatörde. Devam ediyor. Ediyor da çok kötü durumda. Anladım. Eksi 3 puanda. Amatör ligde durum nasıl? Süper amatörde de. Kepez nerede şimdi? Bölgesel ligde. Tek merkez takımı. Öyle mi? Nasıl olma Kepez'in üzerinde. Durumu? O da çok iyi değil. Bir, Şakir vardı değil mi? Onun başında Şakir Hoca. Şakir Hoca devam ediyor. İşte son 3 hafta maalesef içeride dışarıda yenildi takım. Yaklaşık 1,5-2 ay önce de kulüp başkanı Ahmet Ünlüoğlu. Efsane başkanı. Ayrıldı mı Ahmet? Ayrıldı maalesef. Aslında son derece şeydi bir. İlhan Hocam kesiyorum ama konu açıldı, konuşuyoruz. Tabii. Biraz önce kulağımda çınlatmıştık. Korkuteli Belediye Başkanı Sayın Ömer Başkanı, Ömer Eşleyin. Evet. Telefon attığımızdaymış. Bağlayalım isterseniz Sayın Başkanı. Başkanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Tabii şimdi amatöre konuşmuşken Korkuteli Belediyespor'u da konuştuk. Üstünde de siz bağlandınız. İyi oldu. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Başkanım iyi akşamlar. İlhami Kaplan var. İyi akşamlar İlhami Hocam. Nasılsınız? Sağ ol kardeşim. Ya kendi memleketimin takımı olunca yüzüm biraz daha fazla gülüyor. ya başkanım çok teşekkür ederim. Korkuteli güreşte Türkiye'nin mihmandarlığını yaparken siz geldiniz, futbolda da çok yetenekli geçmişte spor adamlarını çıkaran bu beldeyi futbolda hareketlendirdiniz.
Evet. Korkut Eli'de gezerken her yerde futbolla ilgili konuşmaların yapıldığını, maçlara 2-3 bin kişinin geldiğini, orada çok güzel hizmetlerin yapıldığını duymaya başladık. Bu bizi çok gururlandırdı. Biraz bize takımdan bahsetseniz, nasıl gidiyor çalışmalar? Ya çalışmalar iyi tabii. Yani şu anda 7 aylık biliyorsunuz. Genel seçimlerden yeni çıktık. 7 aylık bir şeyimiz var ama Korkut Eli Spor'un bir geçmişi var, bir kökü var. Bu geçmişinde ve kökünde de Antalya Spor'a bol bol ve futbol camiasına, profesyonel liglere bol bol Korkut Eli'den sporcu çıkartmışız. Ünlü isimler çıkartmışız, başarılı isimler çıkartmışız. Dolayısıyla hani bir şeyi var, bir kültürü var, bir takımın bir yapısı var. Ben sadece tabii sizin kadar profesyonel değil ve sizin yanınızda konuşmaktan da arz duyarım yani. Bunu da çok net bir şekilde söyleyeyim ama yani bir yönetici olarak ilçenin riskini almış, maddi manevi riskini almış bir belediye başkanı olarak bizim yaptığımız sezon başındaki ilk iş şuydu. Bu işin sadece teknik direktör, sadece işte futbolcular, sadece seyirci, sadece taraftar grubu, sadece maliyet olmadığını, bunun bir komplike bir iş olduğunu biz oturduk, konuştuk. Yani tek başına bir şeyin bir dönemlik, bir sezonluk iyi olması takımı bir yerlere getirmiyor. İşte teknik direktörünüz çok iyi olur, futbolcu onu çok iyi olur ama işte seyirciniz yoktur veya taraftar grubunuz yoktur veya şehri, ilçeyi katamamışsınızdır şeyin içerisine, futbolun içerisine. Bir anlam oluşmuyor. Yani kamuoyu oluşmuyor. Bu işin tabii deplasman kısmında da deplasmanla gittiğiniz takımlarında şunu bilmesi lazım. Yani ilçenin sadece futbol takımı değil, ilçenin geliyor olduğunu hissetmesi lazım yani. Dolayısıyla biz sezon başında bunların tamamını analiz ettik. Ve bunun üzerine bir şeyler kurduk. Sorumlularımızı yaptık. Yani taraftar gruplarımızdan sorumlu arkadaşlarımız var. İç saha, dış saha bile ayırdık bunu. Ama her şeyden önce şunu söyleyeceğim ben. Bizim derdimiz altyapı burada. Ne güzel. Yani eğer biz uyuşturucudan, işte kahvehane kaşelerinden, haptan, alkolden, Korkut Eli'de bir tane çocuğumuzu kurtarabiliyorsak bu futbolda, futbol üzerinden, spor üzerinden kurtarabiliyorsak, derdimiz bu olduğu için ana yarışmacı takımımızın üstüne çok duruyoruz. Yani hedef olsun, yani ben de burada oynayacağım, ben de bu sahalara çıkacağım diyebilsinler diye şeydeyiz. Yoksa şov kısmı olduğunu ben çok iyi biliyorum bu işin. Yükselebildiğiniz kadar yükselirsiniz. Sıkıntı değil. Yani balla çıkarsınız oradan 3, 2, 1 gidersiniz. Yani benim de hedefim var 2023'te. Minimumda ikincilik diyorum Korkut Eli Spor. Ama başarılı olup olmamak önemli değil. Hafızasını canlı tutmak benim birinci derdim. Çok teşekkür ederim. Başkanım inşallah önümüzdeki haftalarda güzel bir maça bir spor aktif ekibi olarak da gelip sizin hem misafiriniz olup hem de takımı izlemek isteriz inşallah. Siz misafir olmazsınız İlham abi. Yani siz zaten korkutursunuz. Gelirsiniz daha önceden buraya bir iki gün öncesinden hem takımı incelersiniz hem de siz misafir edersiniz. Sağ ol. Çok teşekkürler. Rica ederim. Başkanım iyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Müsaadenizle benim de bir sorum olacak size. Tabii ki. Yaylalı akrepler olarak... Ne diyeceksiniz? Artı geçen hafta ben biliyorsunuz amatör maçları yakından takip eden bir gazeteci olarak evet. Korkut Eli'nin bende ayrı bir değeri var. Çünkü artık sizin bölgesel amatör lig dediğimiz bala çıkma zamanı geldi geçiyor bana göre. Evet, evet. Geçen hafta çok enteresan bir olayla karşılaştım. Maçın devre arasında tavuklu pilav dağıtılıyordu. Evet. Bütün tribünde seyirciler... tavuklu pilav yedi. Bunu rica edeceğim. Bir açıklamasını yapar mısınız? Tabii yani şimdi tribünlerin ben biraz aile ortamı yani insanlar eşlerini, çoluğunu, çocuğunu alsın gelsinler istiyorum. İç sahada özellikle. Dolayısıyla bunun için de çekirdek ve çayları belediye bütçemizden karşılıyoruz. Ama tavuk pilav 2 haftadır var. Bu hafta yine var. Yemek isterseniz buyurun ayran da var yanında. Onu ben kendi cebimden karşılıyorum belediye başkanı olarak ki. Tavuk pilav güzel bir nostalji oluyor yani. Başkanım çok teşekkür ederiz. İnşallah Korkut Eli'de sadece futbol sahada oynanan bir oyun olmanın yanında centilmenlik ve fair play ile de seyircilerin kardeşçe ve dostça gelen takımları ağırlamasıyla da
sembol ve örnek bir bölgemiz olur. İnşallah. Ben sizin nezdinize, sizin çağdaş, son derece karizmatik tavrınıza bunun uyacağını düşünüyorum ve bunu başaracağınızdan da hiç şüphem yok. Allah kolaylık versin. Başarılar dileriz. İnşallah. Ben de sizin gibi üstadlardan ricam şudur. Ola ki bu süreç içerisinde gördüğünüz bir hatalar olursa, bizimle ilgili yanlış gidişatla ilgili bir hatalar olursa üstadların bizi uyarmasını da rica ederim. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Başarılar. Sağ olun başkanım. İyi akşamlar. Sağ olun. Evet. Ömer Başkan'ı da dinledik. Gerçekten güzel şeyler. Yani tüm ilçelerde yapılsın böyle şeyler. Evet, mesela seriye gittik. Şey. Ramazan Başkan'la başlayan bir hareket vardı. Aynen. İnanılmaz. Bu sene işte şeyde başladı bu organizasyon. Korkuteli'de yapıldı. Alanya, Manavgat zaten yıllardan beri bu işte rehberlik yapıyorlar. Ama merkez takımlarında ilgi çok az. Evet. Özellikle işte belediyeler kanadında ilgi çok az. Evet. Yani Antalya'da altyapıda hakikaten iyi oyuncular var. Çok güzel, iyi maçlar oluyor. Ben de zaman zaman hem hakemleri izlemek adına bazı maçlara gidiyorum. İnanıyorum bu sene Antalya'da bölgesel lig daha güçlü hale gelecek bu takımların katılmasıyla. Aynen. Orada da Demre falan vardı eskiden çok. Hocam Demre devam ediyor. Şöyle Konyaaltı hani evet. Doğru tespitinizi İlaveten Konyaaltı Belediyespor kendi bölgeniz, başkanını evet. yaptığınız, konsiyatı başkanını yaptığınız bölgede altyapıya yöneldi. A takım bazında çekildiler evet. ligden. Doğrusunu yaptılar. Eğer bu işi en iyi şekilde yapamıyorsan alttan yapan takımlara bal liginde imkan vereceksin. O da onlar dediler ki U13 U14 yaş grubuna hani konu belediyelerden açılmışken evet. mesela Murat Paşa yıllardır öyle alttan üretiyor. İsteyen işte Alanya Ümit Spor'a Başkan, mesela 5 evet. tane altyapıdan topçu verdi. Evet evet Ümit Başkan hep onu söylüyor hep yani. Benim amacım diyor bu diyor. Hele handbolda evet. handbolda yani yapılan ben, öyle basit evet, bir iş değil. Belediyeler, yani. Belediyeler kazalar için bu söz konusu olamaz. Kazalarda çünkü Ömer Başkan'ın yaptığı orada halkı da bir araya getiriyorsun. Evet. Aidiyet duygusu oluşturuyorsun. Ama merkezde İhsan çok güzel bir konu. Bir takım handbol da alsın bir yere getirsin. Evet. Bir takım işte basketbol. Tabii. Alternatif sporları alsın bir yerlere getirsin ki kent dinamikleri çok hareketli çalışsın. Hareketli, tabii evet. hareketli olsun. Aynen. Evet son reklam zamanımız geldi. Kısa bir reklam arasına gidelim. Sonrasında artık yavaş yavaş programımızı toparlamaya başlayacağız. Evet programın artık son bölümündeyiz. Yavaş yavaş programı noktalayacağız. Şimdi bugün programa gelmeden önce yolda gelirken gazeteden çıktım. Televizyona eve gidiyordum. Evden televizyona gelecektim. Sosyal medyada tabii eskiden İbrahim Ay yapardı İbrahim Hoca. Buradan selamlarımızı iletelim kendisine de. Herkesin doğum gününde böyle güzel mesajlar yazar, fotoğraflar da sosyal medyada kutlardı. Şimdi İbrahim Hoca yapmıyor ya da eskisi kadar sık yapmıyor. Onun ters, yerine yapamıyor. Antalya hocası oldu. Aynen. Büyüdü artık. Ya da yapamıyor diyemedim ben de. Yapmıyor dedim. Evet. Artık anladınız siz. Onun yerini Hasan Aşureciler aldı. Hasan Aşureciler de sağ olsun çok ciddi bir arşive sahip. Bizim programımıza da çok büyük arşiv konusunda destek verir. Eski kalecilerde. Hemen fotoğrafları paylaşır. Burada ismi geçen kim geçmişse eskilerden hemen paylaşır. Evet. Gelebilir miyim dedi. Tabii ki dedim. Yani bizim izleyicilerimize, seyircimize her zaman kapımız açık. Geldi sağ olsun programın başından itibaren. Oturdu burada bu saate kadar bizi izledi, dinledi. Stüdyomuzda, canlı yayında. Biz de dedik ki gel yanımıza programı hep birlikte kapatalım. Çünkü neticede bu program sizler için var, izleyiciler için var. Yani birlikte de kapatmak hem bizim için çok farklı bir tecrübe olur, güzel bir anı olur hem de kendisi için güzel bir anı olur dedik. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Teşekkür ederim. Hasan yani buraya kadar geldin, bizi dinledin, stüdyoda izledin. Bir defa çok önemliydi bizim için açık söyleyeyim yani. Teşekkür ederim. Severek takip ediyorum sizleri. Eyvallah. İlham hocam olsun, siz olun. Kanal ve ailesine başarılar dilerim. Çok teşekkürler. Sağ ol. Çok sağ ol.
Evet İlham Hocam, yavaş yavaş toparlayalım programı. Valla inşallah bu gece hayırlı geçer. Bu gece çok uzun olacak. Yarın yönetim kurulu inşallah Antalyaspor'un hayrına doğru kararları verir. Ama Antalyaspor gibi çok köklü bir takımı yönetmek kolay bir şey değildir. Hı-hı. Duyguları bir tarafa bazen bırakmak gerekir. Yani öyle sosyal medyada yazılan gibi gönderelim, evet, alalım, evet, duygusallık, keselim olmuyor bu. Kesinlikle duygusallık biz taraftarların işi olmalı. Biraz daha sağduyulu olmalı. Eğer profesyonelce görev yapıyorsanız, futbolcuysanız, futbolculuğunu kurallar ve yöntemler içinde yapmak zorundasınız. Hakemseniz mutlaka kalbinizde bir takım vardır ama kurallar doğrultusunda yapmak, hata minimum yapmak zorundasınız. Hele hele yöneticiyseniz ve hele hele bugünkü gibi Antalyaspor'un 500 milyon liraya yaklaşan bir borç yükü içerisinde bir takımı yönetmeye çalışıyorsanız olmazsa olmazınız bu lige tutunmaktır. Dolayısıyla duygusallıktan uzak realist kararlar vermek zorundasınız. Yönetime buradan bir abiler olarak önerim şu: duygusallıkla değil gerçekçilikle yarın bir karar alsınlar. Ve bu kararın da arkasında dursunlar. İnanıyorum aldıkları karar da Antalya ve Antalya Spor için faydalı olur. Evet, zaten hep şu söylenir, ben de onu söylerim. Çalıştığım yerlerde de bir sorun yaşandığı zaman ilk karar vermemek gerekiyor. Çünkü evet, o karar %50 ihtimal var. Olumlu ve olumsuz yanlarını çok iyi değerlendirmek gerekiyor. En azından bir gün beklemek gerekiyor. Lazım. Bir gün geçmesi gerekiyor. Oturup düşünmek, iyi düşünmek gerekiyor. O yüzden çok acil kararlar verilmemesinde ben de hemfikirim. Biraz daha sağduyulu olmakta fayda var. Bunu hem taraftar anlamında söylüyorum. Çünkü bakıyorum ben devamlı hem teknik ekibe hem de yönetime çok ciddi eleştiriler de var. Tabii ki eleştiriler olacak, eleştiriler yapılsın ama ya işte istifa edin, gidin, istifa etsin. Bunlar olacak şeyler değil. Biraz daha sağduyulu olalım. Takımımıza destek olalım. Yarın Antalyaspor Kulübü yönetimi zaten bence en doğru kararı alacaktır. Aldığı karara da en azından eğer devam kararı çıkarsa Gaziantepspor maçını beklemek gerektiğini düşünüyorum ben. Arada her ne kadar 16 Kasım denmişti. Şu an bir gelişme yok onunla ilgili ama bilemiyorum. Bir destek kampanyası yapılacak. Antalyaspor'un en kritik olduğu dönemde, en zor olduğu dönemde aslında konuşulması gerekenin bence bu olduğu dönemde maalesef bu konuşulmuyor. Buna yoğunlaşılması gerektiği bir dönemde bunu biz konuşamıyoruz. Bu havada bence kaldı, aslında evet, havada yani kaldı. Bu istenilen hedefe, çünkü bunu bir defa yapabilirsiniz. İkincisi olmaz bu işin. Olmaz. Yani zamanlaması tartışılır tartışılmaz başka bir şeydir. Ben olsam turizm ağırlıklı yapacaksanız yaz döneminde yapardım. Turizmin yoğun olduğu bir dönem ama İkinciyi yapamayacağınız bir etkinlik için, organizasyon için de yoğunluğu ona odaklanmak gerektiğini ben düşünüyorum. Maalesef şu an baktığımda ben kentte böyle bir heyecan, böyle bir havanın da olduğunu görmüyorum açıkçası. Evet. Bu da Antalyaspor'a büyük zarar verir yani. Sonrasında ikincisini yapalım derseniz komik duruma düşersiniz, olmaz. %100 katılıyorum. Aynı şeyleri düşünüyoruz. Şehir şu an böyle bir organizasyon için hazır değil. Değil. Kafalarını hazırlayamadık. Hazırladı, evet. Aynen değil. Şehrin gündemi çok farklı. Aynen. Dolayısıyla sönük bir organizasyon yapıp umutları yıkmak yerine bunun zamanlamasını mutlaka bir defa daha bu işe gönül vermiş Antalyaspor yöneticileri, siyasiler, belediye başkanları oturup mütalaa etmeyi, belki de bunun süresini bir müddet ertelemeleri daha uygun olur. Yani daha uygun olabilir ya da artık şu bu mevzuları konuşmayalım. Eğer ki hedefimiz gerçekten 10 milyon dolar, 15 milyon dolarsa buradan beklentimiz, oraya yoğunlaşmamızda fayda olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle ben. Katılıyorum. Ve bu konuda da artık yönetimin, başkanın, medyanın artık taşın altına elini koyup kesinlikle bu işi biraz daha hareketlendirmesi, alevlemesi gerekiyor. Şimdi ben bir şey daha çok şey mi istiyorum bilmiyorum ama yani bugüne kadar tartıştık. Canımız yandı çünkü. Hı hı. Yani o Rize Sporlu oyuncuların müsabaka sonrası sevinç gösterileri içimizi burktu. Tabii. Üzüldük.
ve sosyal medyayı hepimiz kullandık. Bu süre içerisinde yönetim kendi açısından belki doğru karar verdi. Hızlı bir harekete geçmedi birçok kulübün yaptığı gibi. Ve salı gününe kadar bu işi dinlendirmek için yönetim kurulunda bu karar alınacak dedi. Bülent Korkmaz her zamanki gibi başkanla konuşacağım, bu kararı vereceğim dedi ki başkan burada bir açıklama yapmıştı hatırlıyorsan İhsan. Demişti ki o şey 6-0'lık maçtan sonra istifa edebilirim diye kendisine geldiğini söylemişti. Ki Bülent zaten o kalitede bir insan. Ya sevgili Antalyaspor taraftarlarından şunu istiyorum, bekliyorum. İstemek de biraz fazla olur. Eğer yarın çıkan karar devam kararı olursa da bir hoca ismi ile anlaşıldığı kararı verirse de hangi karar çıkarsa çıksın Gaziantep maçına kadar Antalyaspor'un tek gündemi Antalyaspor'a moral verici, motivasyon sağlayıcı demeçler olması lazım. Oyuncuların kişilik haklarına, hocanın kişilik haklarına gelen veya gelecek olanın gitmezse yönetime sahip çıkıcı konuşmalar yapılması lazım. Bir de bazı fake hesaplar var. Onlar da tahrik edici İnanılmaz. Yönetimlerin bazı geçmiş yönetimin fake hesapları var. Şimdiki yönetime yakın isimlerin var. Bunlar da taraftarı tahrik edici orada açıklamalar yapıyorlar. Onlara da bir ricam var. Ne olur gündemden artık yarın itibariyle bunu düşürelim. Futbolcuların gelecek haftaya kadar çok daha sağlıklı, çok pozitif daha bakalım, dingin, daha kendilerini motive edici şekilde maça hazırlanmalarına imkan sağlayalım. Gaziantep maçına kadar da birlik beraberlik içine gelelim. Gaziantep maçından sonra varsa bir tepki, zaten bu saatten sonra bu tepkinin hesabını sadece inanıyorum ki futbolcular değil, yönetim de bu futbol kamuoyuna verecektir. Dolayısıyla şu anda bize beklemek düşüyor ve takımı desteklemek düşüyor. Bunu rica ediyorum. Evet Ejder abi. Konuşmanızdan dinlediğim ve anladığım kadarıyla radikal kararların alınması kaydıyla İlhami abi. Ama bu Bülent Hoca'da olur. Teknik futbolcu kadrosunda olmak kaydıyla ben de inanıyorum ki tartışmasız doğrunun o olduğunu düşünüyorum. Bu kararların alınmasından sonra İnanıyorum ki işte taraftarıyla, futbolcusuyla, teknik ekibiyle Antalyaspor Kulübü camia olarak bu zorlu sürecin altından kalkacaktır. Ben futbolcu kardeşlerime güveniyorum. Başkana, Ali Şafak Öztürk Başkan'a ve yönetimine güveniyorum. Çünkü hepsi son derece iyi niyetli arkadaşlar. Gerçekten beklenenin üstünde zaman harcıyorlar. Scout ekibinden tutun analizcilerine kadar takıma ben güveniyorum ama radikal kararların alınması kaydıyla teşekkür ediyorum İhsan'cığım. Evet. Ben de herkese teşekkür ediyorum. Bu haftalık programımızın sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta tabii milli maç arasındayız. İki hafta milli maç, ligler yok ama bizim programımız olacak. Bir serikte program yapmayı planlıyoruz. İnşallah bunu hayata geçiririz diye düşünüyorum. Çünkü çok gerçekten beklenti var, istek var. Güzel bir program olur. Serik Spor'da bir üst ligi, ikinci ligi hak ediyor, hak eden bir takım. Aynı Kemer Spor gibi onlar da hak ediyorlar. Hem Kemer'de hem Serik'te güzel bir program planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki haftalarda onu hayata geçiririz. Evet, bugün programımızı izleyicimizle kapatıyoruz. Hasan Aşureciler bizi sağ olsun biraz önce söyledim. Geldi programın başından sonuna kadar kamera arkasında oturdu, izledi, sıkılmadan dinledi. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Son sözü de Hasan'a verip programı kapatalım. Antalyaspor için en hayırlısı neyse olsun. Evet. İnşallah. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Evet, önümüzdeki hafta tekrar aynı saatte ve aynı günde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, iyi akşamlar.